Şunu aslında biraz ileri alabilirsek. Kürsüyü biraz ileri alsak nasıl olur aslında? Şöyle biraz da. Şöyle biraz çarptık daha. Efendim? Senin ekranı görmen iyi olur. Tam olur. Ha, görsen iyi olur, evet. Evet, güzel bir Trabzon sabahı ve bu güzel sabahta Trabzon'umuzun sevgili, saygıdeğer basın mensuplarıyla birlikte buluştuk. Yanımızda bizim ilçe başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, gençlik, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik konularında çalışan arkadaşlarımız. Ve değerli misafirlerimiz var. Bugünkü toplantımıza Sayın İl Başkanımız Gülcide Hanım da katılamadı. Biliyorsunuz bir ameliyat geçirmişti sağlık sorunlarından dolayı. Ama biz sevgili eşini de yoldan çevirdim. Dedim ya burası bir aile toplantısı gibi değil mi? Hepimiz bir Trabzon'un birer parçasıyız. Trabzon bir ailedir. Eşimi de çağırdım. Sağ olsun, o da geldi kahvaltıya. Evet, bu davetimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz önümüzde sayılı günler kaldı. 31 Mart yerel seçimlerimiz var. Bütün Türkiye'de bir yönetim değişikliği arayışları var, çabalar var, çalışmalar var. Biz de Trabzon'umuzda yaklaşık Trabzon Merkez İlçe Ortahisar Belediye Başkanı adayı olarak ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte bu meclis üyesi arkadaşlarımız içerisinde biliyorsunuz İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı var. İYİ Partili arkadaşlarımız da var. Beraber yola çıktık. Ülkemizde böyle bir ittifaklar kuruldu. Biz de uzlaştığımız, anlaştığımız İYİ Parti ile böyle birlikte yola çıktık. Ama burası Trabzon. Bir yerel seçim yaşayacağız. Ve hep birlikte bu kentin yaşayan insanlarıyla birlikte yol almaya çalışacağız. Yaklaşık 50 gündür sokaklardayız. Mahallelerdeyiz. Esnafın yanındayız. Kahvelerdeyiz, birçok evlerdeyiz, birçok insanımızla sohbet ediyoruz, yüzleşiyoruz. Belediye başkanlığında ben yani yaşadığı kentin insanlarıyla yüzleşmesi gereken bir kurum olarak görüyorum. Çünkü günlük hayatın içerisinde hep beraber yaşayacağız, sorunlarımızı karşılıklı çözeceğiz. Karşılıklı birbirine anlayış göstereceğiz, birbirimize destek olacağız. Bu yüzleşmenin çok önemli olduğunu düşünerek insanlarımızın yani ulaşabildiğimiz her noktada kim varsa ulaşmaya çalışıyoruz. 50 günde gördüğümüz tablo ne yazık ki hepimiz de aslında farkındayız. Çok da iç açıcı bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Yani esnafımız, ticaretle uğraşan insanlarımız çok zor durumdalar. Gençlerimizin geleceğe, gençlerle öyle karşılaşıyoruz, el sıkışıyoruz. Gözlerindeki pırıltıyı görünce, ya diyoruz ki ne kadar doğru bir işe çıkmışız. Ya bu gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için biz de elimizden geleni yapmak durumundaydık. Ve bunun için aslında bu yolun ne kadar kutlu ve güzel bir yol olduğunu aslında bu süreçte öğrenmiş olduk. İnanın sanayide birçok esnaf, yani şu ana kadar 6000'e yakın esnafla el sıkıştım. Tüccar var, tabii tüccarlar da var bunun için. Ticaretle uğraşan insanlarımız da var.
İşte çalışan, kamuda çalışan insanlarımız var. Sanayideki esnafın neredeyse yarısı aslında böyle görüntüde açık ama aslında fiilen kapalı durumda. Yani bu Trabzon'un onuru var ya, dik duruşu. Yani demesinler ki, bakın Mehmet Usta da dükkanını kapattı. Onun eşi, çocuğu, kızı, oğlu ne düşünür diye Mehmet Usta dükkanını kapatmıyor. Onuruyla dik durmaya çalışıyor, borç alıyor. Çırağının maaşını ödemeye çalışıyor, banka kredisi alıyor, kirasını ödemeye çalışıyor. Yani çok büyük zorluklar var. Ve sanayide baktığımızda birçok dükkanların da kapalı olduğunu ziyaretlerinizde sizler de görebilirsiniz. Ailelerle konuşuyoruz. Anneler, babalar gerçekten çocukların gelecekleri için çok fazla umutlu değiller. Yani genelde böyle bir huzursuz bir ortam var, keyifsiz bir ortam var, kaygılar var. Yani bu çok, yani siyaseten gerçekten bu ortamda siyaset yapmanın da zorluğunu sizler de anlayabiliyorsunuz. Ama biz el sıkıştığımız insanlara diyoruz ki, arkadaşlar durun bakalım ya, biz daha henüz böyle şeyler yaşanabilir. Dünya tarihinde de var, ülkemizde de zaman zaman olmuştur. Biz birbirinin elini sıkacağız, birbirinin gözüne bakacağız ve yeniden bu Trabzon'u ayağa kaldıracağız. Bizim başka seçeneğimiz yok, başka yaşayacak şehrimiz de yok. Memleketimizin çok güzel bir coğrafyası var, çok güzel iklimi var. Gerçekten işte konuştuğumuzda anlatıyoruz, binlerce yıllık bir şehir, ticaret kenti, turizm kenti, bir karakteri var. Baskın bir karakteri var bu şehrin. Baskın bir kültürü var. Yani bunlar aslında hep bizim zenginliklerimiz. Biz ne yaptık? Bu arkadaşlarımız, bizi yöneten arkadaşlarımız bizim bu varlıklarımızı unutmuşlar. Yani 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bu şehirde idarecilik yapan yerel yöneticiler veya bunu destekleyen kurumlar bu şehrin varlıklarını neredeyse yok saymışlar. Bu şehrin oysa o kadar çok zenginlikleri var ki, yani tarihsel sürece baktığımız zaman bu kadar bir düşüş olmadı hiçbir zaman. Ne ticarette ne moralde. Ama biz kendi kaynaklarımıza, kendi varlıklarımıza, kendi zenginliklerimize yatırım yapmazsak veya yatırımı yaparken bunları göz ardı edersek, bilim ve akıl denen şeyi unutursak, onun ışığında gelişmeyi programlamazsak, maalesef ülkemizde de, şehrimizde de yaşanan bu sıkıntılı durumlarla karşılaşıyoruz. Size ben yavaş yavaş yaşadığımız şehrimizde yaşadığımız sorunların nedenlerini, kaynakların nasıl müsrifçe diyeceğim artık, burada başka kelime de bulamıyorum, harcandığını birazcık anlatmak istiyorum. Arkadaşlarımızın şöyle bir yaklaşımı var. Önce, bu ülkemizde de böyle oldu bakın, önce büyük sorunlar yaratıyorlar. Bak yaptıkları işlerle, çünkü bunlar öngörüsüz, bilimden ve akıldan uzak yatırımlar olduğu için önce büyük sorunlar yaratıyorlar. Sonra bu büyük sorunları çözmek için karşılığının çok tartışılır olduğu büyük çözümler üretmeye çalışıyorlar. Yani her şey başlangıçta, büyük kelimesi başlangıçta var. Örnek verelim. Mesela 19 Mayıs. Bakın yıllar önce, 10-12 yıl önce aslında bunlar bu şehirde çok tartışıldı. İnsanlarımız heyecanla, Amiraker Sıdat'ı fiziki olarak eskimiş bir Sıdat'tı. Ya heyecanla hemen yeni Sıdat yapalım isteğiyle yapılan yer seçiminin yanlış olduğunu çok umursamadık. Yani buna çok fazla direnmedik. Aslında sonuçlarını birazdan konuşacağız bir iki cümleyle. Yani bunu Beşiktaş'a yaptığınız gibi kimlikli tarihi doku içerisinde kimlikli bir Sıdat bizim istediğimiz buydu. Ama ne yaptık?
İşte gördüğünüz gibi 19 Mayıs kapalı spor salonundan, Yavuz Selim'den girip Avni Aker'den çıktığınızda bir kentin 100 yıllık bir kültürünü yok ettiniz. Bu spor kültürü, bu topluma da, sosyal hayata da büyük enerji veren bir kültürdü bu. Şimdi biz sırada buradan gerekçelerini de görüyoruz. Yani trafik sıkışıklığından dolayı taşıdık dediler. Oysa bilim dediğimiz şey öngörmektir. Bu 10 yıl önce de belliydi. Yani burada trafik sorununun azalmayacağı, daha çok olacağı, yaya gitme imkanlarının ortadan kaldırıldığı, artık insanların araçla ulaşmak zorunda olduğu bir mekana taşınıyoruz. Bunun sorunları aslında sonradan yaşayarak öğrenebileceğimiz, öğrenmek zorunda olduğumuz şeyler değildi. Bunlar bilim dediğimiz şeyi doğru irdeleyebilseydi, bunlar çok önceden belli olan şeylerdi. Şimdi burada baktığımızda, yani 19 Mayıs spor salonu arkadaşlar, hepsini birlikte tabii, bunların bu şehrin kalbinden sökülmesinin bize çok büyük zararları oldu. Bakın, spor kültürünü bir kere yok ettik. 19 Mayıs spor salonunun futbol dışında o kadar büyük hizmetleri vardı ki bu şehre. Bu şehrin neredeyse kalbiydi. Toplantıları, konserleri bir yana bırakalım, toplumsal hayata verdiği hizmetler. Esas ana amacı olarak futbol, handbolu, basketbolu, voleybolu, judosu, karatesi, boksu, yani bütün sporcularımız bu kapalı spor salonunda yetişti. Bunu kaldırdık, yerine bir şey koyabildik mi? Yok. Şimdi o bölgede soruyorum, etrafında Trabzon Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, meslek liseleri, Afan Kitapçıoğlu Lise, bütün orta ve lise düzeyindeki genç çocuklarımızın eğitim gördüğü alanlar. Bu özelliği ne? Hemen güvenli ve ulaşılırdı. Şimdi ailelere soruyorum, birçoğu çocuğunu artık spordan geri çekmiş çünkü gidecekleri yerler çok uzak ve güvenli değil. Bu alanı böyle söküp kaldırdığımız zaman kaybettiğimiz şeylerin içerisinde sosyal hayat değişiyor orada, artı Avni Aker'in ticarete zararını taş başına sordum ben geçen. Taş başına, çömlekçi taş başına sordum, dedim ki arkadaşlar, halbuki bildiğimiz şeyler ama onların hissetmesi için bakalım neler yaşamışlar, bir hatırlamalar için. Geçen hafta uğramıştım taş başına. Dedim ki arkadaşlar, bu Avni Aker sıdadının sökülmesinin size faydası zararı nedir? Dediler ya abi, dediler ya, biz bir o gün iyi para kazanıyorduk. Çünkü şehrin doğu girişi orası. Yani çömlekçi dediğimiz yer liman arkası ve yüzyıllarca, belki de bin yıllarda oluşmuş bir taşbaşı rampası var orada. Oradaki ticaretin de geçmişi çok fazla. Bizden önceki gelen kültürler, insanlar, kavimler hep oraları kullanmışlar. O kadar bir tarihi gerçekliği var. O andan başlayıp ta Sıdad'ın oraya kadar doğu tarafından, batı tarafından da yaklaşımlarda genelde tamamen bir ticari bir kayıp oluşmuş. Bunu hissediyor insanlar ve bunu söylüyorlar. Devam edelim. Gülcemal projesi konuşuluyor sahilde. Şimdi bu Gülcemal projesini ben inceledim. Baktığımızda gerçekten çok büyük paralar harcanıyor. Evet, dolgu yapılıyor. Hani bir şehirde bir şekilde hani tolere edebiliriz işte. Hem bir tabii o iyi toprağın orada dolgu olarak kullanılması, zaten onun yapılmaması gerekir ama kötü dolguların, işte artıkların o bölgede belli bir hatta kullanılmasını hadi göz yumabiliriz, sahilde bir alan yaratacağız diye. Ama tutup da bunu karşısında böyle çok pahalı, aslında süreç içerisinde ne kadar dayanıklı olabileceği bile çok tartışılır. Bir mendilenin yapılmasının, yani bunun bir akla, bilimle, gerçekle alakası yok. Yani siz insanları oraya sahile taşıyıp denizle buluşturmak isterken önüne bir çin sekti çekiyorsunuz. Bakın bu Beşikli'deki o Gülcemal'in işte başlangıç noktasındaki liman, küçük işte kayıkçı veya motor limanı veya balıkçı limanı diyebiliriz. Bir liman oluşturulmuş. Oradaki gerçekliği görüyorsunuz. Bunu devam ettirirseniz bununla karşılaşacaksınız. Yazıktır, günahtır, israftır. Bunu söyledik. Sanıyorum bu bir gündem oluşturacak ve bu yanlıştan geri dönecek. Devam ediyoruz. Şehrimizin içerisinde yapılan hatalardan bahsediyoruz.
İşte şehrin içerisinde hastaneler biliyorsunuz uzunca zamandır işte bir yöneticimizin aklına gelmiş. Bunun bilimsel verileri gerekçeleri nedir? Çok da anlayamadık aslında. Kaş üstünde şehrin 25 kilometre uzağında bir hastane yapılmış. Ve insanlarımıza deniyor ki, ve bu nüfus 350 bin kişi. Bu insanlarımıza deniyor ki, kardeşim sen hizmetlerini oradan alacaksın. Veya kısmen bazı hizmetleri oradan alacaksınız. İnsanlarımız Lumine Hastanesi'ne gidiyor, diyorlar ki pazartesi doktorum burada, perşembe günü orada, cuma günü burada. Ya şehrin merkezinde bir doğum hastanesi vardı, bunu yıktılar. Çok büyük sorunlar yaşandı, sıkıntılar yaşandı, kayıplar yaşanmıştır büyük bir ihtimalle de. Ne oldu? Bir yanlış hemen anlaşıldı, geri dönüş oldu. İşte doğum hizmetleri bir takım şeyler geri çekilerek şehir merkezinde verilmeye başlandı. Yani arkadaş, şehrimizin içinde hemen ulaşabildiğimiz bir hastanelerimiz var. Fatih Devlet Hastanesi dediğiniz hastanede 5 tane dal hastanesi yapılabilir. O kadar büyük bir alanı var. Ya bizi şehrimizin içindeki hastanelerden dışarıya taşımayın kardeşim. Şimdi Kaş Üstü Hastanesi'nin yanlışlığı anlaşıldı. Biliyorsunuz Sıdad'ın yanında şehir hastanesi yapılmaya çalışılıyor. Buna gerçekten şiddetle karşı çıkmalıyız. Hep birlikte karşı çıkmalıyız. Neden? Bizim kent içinde, dünyada bir kere 20 yıl önceden terk edilmiş şehir hastaneleri projeleri. Çünkü kendi içerisinde kargaşa yaratıyor. Yani onları kullanabilmek için insanımıza bir tane kılavuz, bir tane rehber lazım. Oysa dal hastanelerini şehir içerisinde geliştirebilirsek bu hizmeti daha kaliteli, daha nitelikli alma imkanımız da doğar. Hem şehir içerisindeki bu hizmet, bu şehir içerisinde kolay ulaşılır varlıklarımız da yerlerimizde verilir. Hem de hastane dediğin yalnızca bir hastane binası değil ki. Yani etrafında bir sosyal hayat oluşmuş, bir ticaret oluşmuş. Yani siz bunları şehir içerisinden dışarıya aktardığınız zaman kentin ticari hayatını da boşaltmış oluyorsunuz. Bak, Avni Aker'in de bu şehirde yarattığı ticari anlamdaki negatif sonuçlarla hastanelerin taşınmasıyla oluşan negatif sonuçlar aynıdır. Hem sosyal hayatımıza hem ticari hayatımıza çok negatif veriler vermişlerdir. Yanlışlardan biri daha Reşadiye Köprüsü. Ya bunları çok da konuşmak istemiyorum. Bunları daha önce de konuşmuştuk. Yani şunu köşede o kavşağın köşesine bir tane lise öğrencisi koysak, dese ki oğlum sen buradan bir say bakalım, doğudan batıya giden mi araçlar çok, kuzeyden güneye doğru mu giden araçlar çok, akşam veriyi toplasanız bu köprünün ne kadar yanlış olabileceğini ilk verisini almış olursunuz. Bilimden uzak, estetikten uzak. Yani bir kentte, yani orada bir köprü yapıyorsan, kent içidir burası. Yani böyle mi bir köprü yapılır? Yani bu fotoğraflarda, dergilerde, başka şehirlerde ne kadar güzel köprüler görüyoruz değil mi? Köprü bir donatıdır ya. Şehrin en önemli donatılarından biridir. Kent içi köprülerinde estetik olmalı. Yani bunlarda proje yarışmaları yapılıyor. Heykel gibidir bunlar, heykel köprüleri. Bunlara ayrıca da özenilmesi gerekir. Kaldı ki şimdi işlevselliği olmadığı için biliyorsunuz bu onca para harcandı. Şimdi de yıkılması düşünülüyor ki doğru bir düşüncedir. Orada oranın boşaltılması lazım. Evet, birçok bu konuda tartışacağımız şeyler var. Sokaklarımıza 5 yıldır, 10 yıldır neredeyse hiçbir çivi çakılmadı. Mahallelerimize çıkıyoruz. Mahallelerimizde çok büyük eksikliklerimiz var. Nüfusu 35 bini, 40 bini, 50 bini bulmuş büyük mahallelerimiz var. Bunların sokaklarında, kaldırımlarında büyük eksiklikler var. Aileler, çocuklarını dinlediğimiz hikayelerden bahsediyorum. Yaşanmış, yaşanan. Çocuklarımızı diyorlar, karşıdaki gece 6'dan sonra bakkala gönderemiyoruz. Nedir? Orada bir aydınlatma direği lazım. Yani bu inanın bu mahallelerdeki konuştuğumuz bu ihtiyaçlar kendi sokaklarımızda da var. İşte dün bu alttaki sokaktaydı. Hemen kunduracıların bir altındaki sokak. Bu İsaoğlu marketin oradan Mimarlar Odası'na doğru giden sokaktan bahsediyor. Ya oradaki arkadaşlarımız bile sokak lambalarının yanmadığından bahsediyor. Ya burası kent merkezi arkadaşım, yani lütfen ya.
Çıkıyorsunuz Zeytinlik Caddesi var. Tanjant'tan göz açan camiye kadar. Ya o sokakta yani ya kaldırımlarından tutun aydınlatmasına kadar çok büyük eksikler var. Oradaki esnaf arkadaşları dışarı davet ettim. Dedim Allah aşkına arkadaşlar şöyle aşağıya doğru bir baktığınızda siz müşteri olsanız bu sokağa girer misiniz ya? Yani bu sokakta bir cazibesi yok, bir kalitesi yok. Görünme olarak da bir çekiciliği yok. Yani bu tür sayabileceğimiz çokça sorun var. Mahallelerimizde kreşler eksik, okullar eksik. 35 bin kişilik mahallelerde, inanın bizim önermelerimizde de var bu. Eldoğdu'da ve Çukurçayır'da küçük ölçekli kapalı spor salonuna ihtiyaç var. Spor sahalarına ayrıca birer tane spor semt sahasına ihtiyaç var. Neden? 35-40 bin kişilik mahallelerde 20 bin bir kere genç nüfus var. Yani bu insanlar enerjilerini nerede harcayacaklar? Değil mi? Ama şimdi biz bir takım anketler yaptırdık bu mahallelerde. İnanılmaz farklı sonuçlar elde ettik biliyor musunuz? Yani bütün mahallelerde, dün hatta Akyazı'na da gittim, kırsalda bile karşılaştığımız çok ciddi bir sorun var. Çok uyuşturucu bağımlısı genç var. İnanılmaz. Ben şaşırdım yani. Böyle anketler yaptık bazı mahallelerde. Neredeyse her mahallede uyuşturucuya eğilimli çok gencin olduğu ve sıkıntılar yarattığını biliyorsunuz. O çocukların psikolojileri bozuluyor. Etrafına negatif enerji yayılıyor. Hem kendi sağlıklarını hem çevreye de olumsuz etkiler veriyor. Ya bu konunun acilen ele alınması lazım. Ama bunun için de altyapıları, bu gençleri yönetebileceğimiz, geliştirebileceğimiz mekanların da oluşturulması gerekiyor. Birincisi bir kere yani bir spor denen bir şey var bu kentin karakterinde. Bu alanların mahallelerde bu insanı, bu çocuklarımıza kazandırması gerekiyor. Bütün çocuklarımıza. Yanlışlardan birinden daha bahsedeyim. Boztepe'de biliyorsunuz bir otel yapıldı. Yani bunu yıllarca söyledik, yazdık. Ya kardeşim yapmayın. Ya bu kentin bir suliyeti var. Değil mi? Yani bu suliyeti insanların bir kenti sevdiren şeylere dokunmayalım. Değil mi? Buna dokununca o şehirdeki sempati, sevgi, heyecan azalıyor. Yani arkadaş orada yeme içme yerleri tamam yapılabilir. Ama siz şimdi oraya kondurduğunuz zaman o güzelin yeşil kayboluyor. O suliyet yok oluyor. Yani insanın Boztepe'ye çıkası da gelmiyor yani. Bu keyfimizi niye öldürüyoruz? Ya bu bir otel nedir ya? Yani bir yani gece insanların uyumak için manzaraya mı ihtiyacı var Allah aşkına? Yani bu kadar bir kötü tercih olabilir mi? Çünkü Boztepe'nin kendine özel çekiciliği var. Yıllarca bizi oraya bir teleferik yapmak istediler insanlar kolay ulaşsın diye. Ya sen kardeşim teleferiğini yap ya. Değil mi? Burası turizm noktası. Her gelenin çıkmak istediği, çay içmek istediği, bütün bu şehirde yaşayan insanlarımızın her zaman gençliğinden itibaren kullandığı bir alan. Buraya niye tahrip ediyoruz değil mi? Bu kamudan, insanlardan burayı soyutlamanın yani gereği var mı? Şimdi o alana biliyorsunuz artık işiniz varsa girebilirsiniz. Yani normal bir vatandaş artık o alanı kullanamaz. Yani müşteri olmanız gerekiyor. Bu da büyük yanlışlarımızdan biriydi. Devam edelim öyle. Yapacağımız üretim biliyorsunuz ülkemizde aslında bu kadar büyük sıkıntıların yaşanmasının temelinde üretime yönelik batı nasıl geliştiyse aslında bizim yeniden dünya icat etmemiz gerekmiyor. Bilimde akıl denen bir şey var. Bütün batının gelişiminin dayanağı bu. Bütün gelişimini, çünkü bilim dediğimiz şey bir günde olan bir şey değil. Yüzyılların birikiminden gelir bugüne size hizmet verir. Ya Edison elektriği buldu. Bugün hayatımızın her alanında elektriği kullanıyoruz değil mi? Bütün cihazlarından yaşadığımız evde, sokakta hayatımızı neredeyse biçimlendiren, şekillendiren bir enerji. Şimdi siz yatırımınızı bilimin ışığında yapmazsanız sıkıntılar başlıyor. Üretimi desteklememiz lazım. Bizim kendi varlıklarımız var dedik. Kırsal 38 tane şehrimizin 38 tane kırsal köy diyebileceğimiz köy özellikleri taşıyan 38 mahallemiz var. Buralarda ata tohumunu destekleyeceğiz. Ata tohumuyla birlikte işte eski tatlar, mısırı, fasulyesi, domatesi
hiçbir şekilde DNA'larıyla işte ne diyoruz ona, GDO'lu diyoruz ürünlerine, hiçbir şekilde bu tür işlemlere uygulanmamış doğal ürünlere kavuşmak için üretimler yapabiliriz. Bunlar günümüzde, dünyada ve ülkemizde gelişen trendler. Aslında Batı'da neredeyse tamamen doğal ürün tüketimine geçilmiş durumda. Biz de bu ülkenin, bu şehrin yaşayanları olarak sağlığımıza önem verip bunu öncelleştirmemiz lazım. Halk süt dediğimiz yer, hayvancılık desteklenmiş Eskişehir örneği var. Kırsaldan sütünü topluyor, 3 liraya mal ediyorsa 4 liraya karını vererek o insanları teşvik ediyor. Biz bunu, bu aldığımız sütü mahallelerde satacağız. İsteyen tüccar da satabilecek zaten. Bu bir ekonomi. En az 7-8 bin insana, belki 10 bin insana iş istihdamı demek. Yani o çocuklar ceplerinde harçlıkları yok. Kırsaldan şehre geliyorlar, dolaşıp yukarıya çıkıyorlar. Ceplerinde harçlık yok. Oysa kendi alın terleriyle kazanacakları bir işleri olduklarını hissettikleri zaman bu o aileleriyle birlikte bu üretimlere geçecekler ve ekonomi kendi içerisinde bir dönüşüm sağlayacak. Biz de bunlara önderlik yapacağız. Gerekirse kooperatifler kuracağız. Kendi kaynaklarımızı, devletimizin ve Avrupa kaynaklarını kullanarak bunların, bu tür üretimlerin gelişmesine hizmet edeceğiz. Su temel hakkıdır. Zaten bunu söylüyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor işte bu Ortahisar Belediyesi'nin görevi de değil. İşte Büyükşehir Belediyesi su fiyatlandırmasını yapıyor. Bu önemli değil. Biz Trabzon'uz. Eğer Trabzon'da, Ortahisar'da 350 bin insan suyu pahalı içiyorsa bunu bir sorgulamamız lazım. Üstelik de bu ekonomik ortamlarda, bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı ortamda suyun hiç olmasa maliyetiyle satılması lazım. Bunu incelemesini yaptık. Su karıyla, iki katı, üç katı karıyla bize ulaştırılıyor. Su insanın yaşam hakkıdır, hava gibidir. Biz bunu insanlarımıza mümkün olduğunca ucuz ulaştırmak zorundayız. Piknik alanlarımız yok. Biliyorsunuz hep farklı vadilere gidiyoruz, köylerimize gitmeye çalışıyoruz. Oysa şehirde köyü vadisi, yani köyünde arazisi olmayan insanlarımız da var. Bu şehirde yaşayan birçok insan var. Dışarıdan gelen, kendinden yaşayan, atasından gelip. Bu insanların yani böyle bir doğal ortamda ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir hafta sonunu geçirme hakkını bunlardan esirgememiz lazım. Bu şehrin piknik alanlarına sahilde ve yüksek doğal alanlarda iki tane piknik alanı planlayacağız. En doğal hakkı bu şehirde yaşayan insanlarımızın. Sokaklarımızın daha güvenli olması için bir kere aydınlık olacak. Yani sokağınız karanlık sokağı, karanlık sokakta karanlık bir takım şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama aydınlık sokak o insanlara huzur verir, güven verir. Çarşılarımızda yapılmış işte gördük kunduracılarda bir örtü yapmaya çalıştılar. Onun videosu var, onu izlemek bile istemiyorum. Orada büyük böyle şelaleler akıyor hortumlardan. Yani buraya bir masraf yapıyorsun güzel kardeşim. Buraya sen daha estetik. Dünyada bunun örnekleri var. Gelelim bir önceki fotoğrafa. Yani burada sen o çarşının tamamına olmasa bile bazı alanlarında tamamen cam örtü, cam çelik örtüyle çok estetik alanlar yaratabilirsin. O sokağın, o çarşının daha cazibeli, daha çekim merkezi olmasını sağlayabilirsin. Bunları düşünmek gerekir. Çok büyük yatırımlar değil. Yani orada yaptığımız o saçak yatırımlarına inanın ki bir 50 metrelik, 60 metrelik bir alanı kapatabilirdiniz. Sonrasında belki başka sokağa bir yatırım yaparsınız. Devam edelim Emre. Tramvay tartışılıyor bu şehirde. Evet, bu şehrin gerçekten tramvay bütün Batı'da da bu çok yaygın. Ülkemizde de işte İzmir, Eskişehir, Antalya, İstanbul gibi, Kayseri gibi birçok şehirde bu konforu vatandaşına sunmuş yöneticiler. Oysa bizim yöneticilerimiz, yani görüyoruz 10 yıl öncesinden hatırlıyorum belediye başkan adaylarımızın hep bütün fotoğraflarında tramvay var. Ama nedense süreç içerisinde birbirinin arkasına gizlenerek bunu hep gündem dışına bırakmışlar arkadaşlarımız. Bu kentin bir yatay bir tramvay hattına ihtiyacı var. Bu Akyazı havaalanı arası olabilir, başka güzergahlar olabilir. İyi çalışılması gereken bir konu.
Sen kendi yaşamına, insanına bir ulaşım konforu sunacaksın. Bu insanımıza bu konforu sunduğumuz gibi ayrıca bu şehir işte turizm kenti diyoruz ya, bir çekiciliğini artırırsın. Dışarıdan gelen insanda evet burada insana verilen değer var, çağdaş, modern hizmetler veriliyor der. Daha çok size güvenir ve kendi de kaldığı sürece rahat hizmet alacağını hisseder. Bu da sizin turizm cazibenizi artıracak bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir buçuk ay kadar önce burada kapalı spor salonunda kendi sesiyle söyledi. Ben de şaşırmıştım çok. Ya 30 milyar lira yatırım yapıldığını söylediler Trabzon'a. Bu tabii sanıyorum 10-14 yıl içerisinde gelen bir para. Ama bunu yabancı paraya çevirdiğiniz zaman 5,5 milyar dolar. 5,5 milyar dolar para ne demek biliyor musunuz? 50 bin kişilik yeni bir şehir kurabilirsiniz. O kadar büyük para ki. Yeniden sokaklarıyla, caddeleriyle 50 bin kişilik şehir kurarsınız ya bu parayla. Şimdi her neyse o kadar karşılaştırma yapmayalım ama biz hesapladık. O dediğimiz Akyazı ve havaalanı arasındaki çift hattı bir tramvay yolunun bize maliyeti 1,5 milyar lira. Yani gelen paranın 20'de biri. Ya arkadaş bunu bizden niye esirgiyorsunuz ya? Bahanelerin arkasında biraz araştırdığımız zaman işte şoför esnafımızı, dolmuş esnafımızı küstürmeyelim. Onlar da bu şehirde bir yoğunluk ve güç oluşturuyorlar. Biz bunları küstürürsek işte belki seçimi kazanamayız, şunu yapamayız, bunu yapamayız. Ya arkadaşım yönetici dediğin şehrin bütün kaynaklarını çoğaltmaya uğraşır. İnsanını, turistini, ticaretini, gelen üniversite öğrencisini. Bizim derdimiz bunları çoğaltmak. Bunları çoğaltamazsak ne oluyor? Düşüş başlıyor bu şehirde. Şimdi üniversitede dolmuş arkadaşıma gidiyorum. Nasıl keyifler? Moraller bozuldu. Diyorlar üniversite öğrencisi gelmiyor gitmiyor. Gelmez kardeşim. Geçen sene 50 bin üniversite öğrencisi vardı Trabzon'da. Bu sene 42 bine düşmüş. Ya bu sorgulanması gereken bir şey. Neden bu öğrenciler gelmiyor? Evet ekonomik bir kriz var ama şimdi kıyaslama yaptığınız zaman Eskişehir'de öğrenci sayısı artıyor. Demek ki biz de bu dışarıdan gelen çocukları çok sevgiyle kucaklayamamışız. Yani onların bir takım ihtiyaçlarına belediye cevap verebilmeli. Ki onlar da bu şehri sevsinler. Geriye o eğitimlerini burada tamamlasınlar. Geriye döndüklerinde şehrimizin reklamını yapacak bu çocuklar. Arkadaşlarına tavsiye edecekler. Aileleri mutlu olacak. Ya bu çok önemli bir şey. Yani bu çocuklar üzerinde gerçekten çalışmamız gerekir. Bunları bu şehri sevdirir hale getirmemiz gerekir. Evet, üst geçitler yapılıyor. Yani sıradan üst geçitler yapılıyor. Görüyorsunuz sağda alt şeyde. Yani bu özellikle şu Karadeniz'de bakıyorsunuz işte bir model bulmuşlar. Çelikten bir şey işte bir asma köprüye benzer. Aslında hiçbir alakası da olmayan. Onun teknik olarak da faydası yok. Ya estetik olsun diye böyle basit ne olduğu anlaşılamayan uygulamalar var. Üstelik de kullanımı pratik değil. Yani bu üst geçitlerin artık bisikletle olsun işte engelli arkadaşlarımızla çok rahat kullanabileceği şekilde dizayn edilmesi lazım. Yani şu üst geçidinin yanında herhalde herkes bir fotoğraf çektirmek ister. Yani biz şehrimizi nasıl seveceğiz? Yarattığımız, uyguladığımız donatılarla da bizim bu sevgimiz çoğalacak. Yani biraz estetik kaygımızın olması lazım. Bu şehirde herhangi bir şeyi yaparken 100 kere düşünmek gerekir. Bu öyle bir günde oluşan bir şey değil burası. Trafik sorunumuz var, otopark sorunumuz var merkezde. Evet, belediyemiz uzun bir zaman uğraştı. Tanjant'ta bir katlı otopark yapmaya çalıştı. İnşallah bu sene bitirecekler. Yalnız tabii çok yeterli değil. Bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Kent merkezinin biraz arkasına doğru olan mahallelerde kullanılmayan, sahibi olduğu insanlara çok faydası olmayan böyle küçük parseller var. Biz böyle bir çalışma yapacağız. Bu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim sen burada zaten bu mekanından bir gelirin de yok. Burayı biz katlı otoparka çevirelim. Anlaşalım, projemizi yapalım. Sen de metrekaren arazin
büyüklüğünde onun hisse oranında bir gelirin olsun. Yani teşvik edeceğiz o insanları. Bu tür çözümlerin peşinde olacağız. Gerekirse kendi gücümüzle kullanıp satın alacağımız noktalarda olacak. Çünkü kattığı otoparklara çok ihtiyaç var kent merkezinde. Biz kent merkezini bugünkü haliyle düşünmeyelim arkadaşlar. Bizim hedefimiz, biraz sonra da açıklayacağız, 1 milyon turist ve ticareti yükselen bir kent için ulaşım ve otopark sorunu çok ciddi bir problemdir. Bunun için şimdiden hızlı bir şekilde çözümler üretmek zorundayız. Devam edebiliriz. İşte duraklarımızda bir alt fotoğrafı da verirsen. Şimdi bakıyorsunuz Kahramanmaraş Caddesi olsun, üniversite öğrenci durağı olsun. Oradaki arkadaşlarımız hem güneş altında hem de yağmur altında, yani uzunca süre beklemek zorundalar. Yani bu çok yakışmıyor bize. Oysa bunlara basit estetik, kent merkezinde daha sıcak ama ana yollarda daha farklı mimaride duraklar yapabiliriz. Bu da kentimizin günlük yaşamına, insanımıza bir kalite, bir hizmet olarak sunulur. Devam edebilirsin. Şehrimiz kültür sanat şehri. Gerçekten bu kentin bu yönde çok büyük zenginlikleri var. Çok büyük sanatçıları var. Trabzon'un sanat tarihinde yer almış sanatçılarımız var. Bu kentin, biliyorsunuz, Doğu Karadeniz zaten çok farklı, çok güzel, çok tatlı, çok esprili bir kültürü olan bir bölge. Trabzon'umuzun ayrıca özellikleri daha fazla. Bu kentin kültür alanında işte kaybettiğimiz, 50'li yıllarda kaybettiğimiz bir çok şık bir binamız vardı. Keşke kalabilseydi. Ama şu anda hizmet veren bir Ongan Kültür Merkezi var. Haluk Ongan Kültür Merkezi artık yetersiz ve oldukça biraz atıl duruma geldi. Çok güzel bir tiyatro binasına ihtiyacımız var. Kent merkezinde belediyemizin Merkez Bankası'nda Kent Müzesi diye müze hizmeti açmıştı. Ama bu müze tabii bu Trabzon için çok küçük ölçekli. Burası ancak sanat galerisi olabilir. İçerisinde böyle 15 metre, 20 metre büyüklüğünde bu kentin coğrafyasını, mimari yapılarını, vadilerini gösteren, sokaklarını gösteren, bütün fiziki yapısını gösteren bir maketin olduğu girişinde ve bütün arkasında Trabzon'un bütün sanat, kültür birikimlerinin sergilendiği, varlıklarının, insanların bu şehirde neler olduğunu, hangi hikayeler olduğunu o müzeye girdiğinde görebileceği, kültürümüzü daha iyi tanıyabileceği büyük bir müzeye ihtiyacımız var. Yapacağımız o maketin ayrıca yöneticilere de çok büyük faydası var. Bir hafta sonu yönetici arkadaşlar bir araya gelip, ya şurada bir çay içelim, burada yapacağımız, bir düşündüğümüz bir proje var, bizi daha iyi yönlendirebilir bu. Şehrimizin çünkü bütününü görüyoruz. O bilgisayarlarda yaptığımız uygulamalar çok dar açılardan bakılan uygulamalar. Etrafıyla olan ilişkiyi algılamak için yöneticilere bir pazar günü bir çay demli. İşte karşısında şehrin bir yerine dokunduğunuz zaman siz aslında şehrin tamamına dokunuyorsunuz. Etrafınızdaki ilgisi de, etkileşimi de dikkate alınarak daha sağlıklı projeler üretebiliriz. Bu marketin böyle bir faydası da olacak. Festivaller şehri olmalıyız. Yani bu kadar zenginliği olup da bu kadar az tanıtılan bir şehir, yani inanılmaz, bunu kabul edemiyorum. Yani yaylalarımız var, evet yaylalarımıza gidiyoruz ama doğru dürüst böyle hem ulusal anlamda, yani dışarıdan yerli turisti çekecek, hem de genelde yani yabancı turisti de çekebilecek festivallerimiz olması lazım. Çünkü bizim çok farklı bir kültürümüz var. Farklı bir coğrafyamız var. Ya bu enerjiyi, bu kültürü yansıtabilmemiz lazım. Ben bu şehrin festivaller şehri olması için elimden geleni yapacağım. Her ay bir festivale ihtiyacı var bu kentin. Çünkü bu gelen insanlar, inanın, sizin tanıtımınızı yapacaklar. Dışarıdan daha çok insanın gelmesini sağlayacaklar.
daha çekici, daha adı sanı duyulan bir şehir olursunuz. Ticaretiniz de ona göre zaten ilme kazanır ve gelişir. Her mahalleye kreş sözü veriyoruz. Yani mahallelerimizde aslında kreş, okul, bunlar spor alanları, hep birlikte düşünülmesi gereken birimler. Mahallelerimizde trafik sorunu var. Trafik sorunun temel nedeninde bu tür hizmetlerin mahallesinde verilmemesi. Şimdi çocuk, evden çıkan çocuklar hep Boztepe'den bir binadan çıkan, binada oturan ailelerin çocuğu. Biri kireçhaneye gidiyor çocuğu, biri Trabzon Lisesi'ne, öbürü NET Koleji'ne, diğeri Merkez Lisesi'ne, ortaokuluna gidiyor. Yani mahallede okul yok. Oysa mahalle kültürü dediğimiz şey nasıl oluşur? O çocuklardan başlar. O çocuklar aynı okullara gitsinler, aynı spor alanlarında bu hizmeti alsınlar. O küçüklüklerinde aynı kreşe gitsinler. Ya mahallenin çocuğu aynı kreşe gitsin. Nasıl gidecek? Güle oynaya evden çıkınca yürüyerek mahallesinde kreşeye bırakacak çocuğu. Daha güvenli değil mi? Bakın, aklında bir kere trafik sorunu olmayacak. Yani acaba nerede gitti, geri mi geldi, gelmedi mi, geç mi kaldı? Okuldaki öğrencilerin de çocukların da ailelerinde yaşadığı en büyük endişe bu. Oysa bunu mahallesinde verirsek bu hizmet daha güvenli, daha sağlıklı verilir. Üstelik o mahallelerin trafik sorunu da en az %20 kendiliğinden çözülür. Çünkü dolaşım kendi içerisinde başlar. Trafik dolaşımı. Yayalaşır. Devam edelim. Onu konuştuk. Evet. Sonuç olarak çocuklarımız için oyun alanları var. Bu oyun, o bahçelerin altı artık bir salıncak, bir kaydıraktan çıkması lazım. Yani çocukların o oyun, çocuk oyun alanları dediğimiz elemin aslında temalı çocuk oyun alanları yapmak lazım. Çocuğun fiziksel gelişimini de orada ailesiyle birlikte geliştirebilmesi lazım. Engelsiz yaşam diyoruz. Hepimiz potansiyel engeliz. Engelli insanlarımızın günlük hayattan yalnızca yaşamsal değil, hayatın tatlarıyla ilgili de bir takım hizmetleri alabilmesi lazım. Bizimle eşit koşullarda o olanakların onlara sağlanması lazım. Bunun için elimizden gelen her türlü yatırımı, desteği vereceğiz. Şehrimizde engellinin rahatlıkla yaşayabileceği, keyif alabileceği bir şehir hedefimiz de var. Mahallelerimizde biliyorsunuz işte yukarıda kireçhane örneği oldu, bir başlangıç yaptı. İşte orada kendi ürünlerini satıyorlar ama bizim kent içerisinde de semt pazarlarımızın örtü sorunu var. Birkaç tane mahallemizde gerçekten estetiği olan, yani pazar dışında da insanların altını rahatlıkla farklı ihtiyaçlar için kullanabileceği mekanları yaratabilmeliyiz. Bunu yaparken de estetik her zaman ön planda olmalı. Evet, işlevsellik ama estetik. Ortahisar Akent Akademisi'ni kurmak istiyoruz. Yerel sanatlarımız var. Bunun üretimini de nasıl yapıldığını geliştirecek. Ama o kara sistemi de çağdaş modern tasarımlarıyla bütün dışarıdan gelen insanların ilgisini çekecek hale getirmek için bir eğitim tasarlıyoruz. Kent yaşamının kurallarını geliştirme dedim orada. Eğer bir şehirde yaşıyorsanız bu şehrin bir takım kuralları olması lazım. Sürücüsünün, yaşayanının, öğrencisinin, büyüğünün, küçüğünün, yani sevgi ve saygıyı geliştirecek, birbirimize olan hoşgörümüyü de beraberinde pekiştirecek, bir takım karşılıklı etkileşimi doğuracak bir takım eğitimlerin birlikte olması gereğine inanıyoruz. Yani bir kentte her istediğiniz gibi de yaşayamazsınız. Yani aracımı şu yol kenarına çekiyorum. İşte bu nasıl olur? Yani bunu siz başka insanları da engelliyorsunuz. Bunları artık bir şekilde eğitimle aşmaya çalışacağız. Caddelerimizde yeşil yok. Uçaktan gelen arkadaşlar diyor ki, ya uçaktan baktık diyor size gelirken, işte geçen cenazeye gelen bir arkadaşımız vardı. Ya
Salih Bey dedi, yukarıdan baktım sizin Trabzon'un içinde yeşil yok diyor hiç. Doğru aslında. Hani bu kadar yeşil bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne uzun sokakta, işte ne Maraş Caddesi'nde, o sokaklarda kendi sokağının özelliğine uygun aslında bir yeşillendirme, bitkilendirme geliştirmemiz lazım. Bu sorun mahallelerimizde de var. Yani mahallelerimizde de yeşil oldukça eksik, sokaklardan bunu çoğaltmaya başlayabiliriz. Yani bu gerçekten yaşadığımız şehri daha çekici, daha yaşanılır, daha sevimli hale getirecek, daha doğal hale getirecek bir öge. Buna da dikkat edeceğiz. Tek tek bütün sokaklarımızda çalışma yapacağız. Gazi Paşa'ya indik geçen. Gazi Paşa tek yönlü trafikte bunu çok anlayabilmiş değiliz. Bir karşılığı da yok. Buradaki esnafımız da çok şikayetçi. Bunu bir an önce çift yönlü hale getirmeye çalışacağız. Yol kenarlarındaki trapark uygulamalarından herkes şikayetçi. Bunu mutlaka değiştirmesi lazım. Biz gücümüz oranında bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız ve bunun savunucusu olacağız. Büyükşehir'in etkisinde olsa bile biz bu kent yaşayanları olarak bunu ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Buna tepki göstereceğiz ve bu artık yaşamı zorlaştıran bir öge haline geldi. Geçen iki tane konu daha var. Öyle toparlayıp yapalım. Uzun sokakta ve kunduracılarda insanlarımıza, esnafımıza ulaşırken ilginçti. Bize o kadar acı geldi ki bana. Bir şeyden şikayet ettiler. Dediler ki taşları geçelim. Taşlar zaten bir an önce elden geçmesi lazım, kaldırım taşları. Dediler ki bu menfezlerden çok büyük koku geliyor. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Biz gittik, tek tek gittik. Dedim ne yaptınız? İşte tek tek müracaat ettik ama bir türlü bunu çözemediler. Arkadaş o kadar kolay bir çözüm var ki. Yani kafa yormuyor bu insanlar. Yani bu bir ihtiyaç, bu bir sorun. Hemen çözülmesi gereken bir sorun. Çünkü o insanlarda o sokaklarda binlerce insan yürüyor. Çok basit. O sokağın ucundaki rogara iki gün ayıracaksınız. Derin bir rogar yapacaksınız. Hava akımını kestiğiniz zaman suyla hava akımını zaten kendinden kesilecek. Yani iki sokakta yapılacak iş iki günlük iş. Yani bunu nasıl yapmaz bir belediye, nasıl düşünmez? Bunu aklımız almıyor. Bir konu daha var. Bunu özellikle basın mensubu arkadaşlar sizlerden çok rica ediyorum. Bunun arkasında durmaya çalışalım. Bakın daha başta söyledik. Bu şehrin ticaretini, sosyal hayatını bozan bir takım uygulamalardan bahsettik. Ya şurada Trabzonspor Müzesi yapılmış. Trabzonspor'un kupaların olduğu bir müzemiz var. Hemen kent merkezinde. Bir de ürünlerinin satıldığı Borda Mavi birimi var. Şimdi oraya geçen ziyarete gittik, çocukların biraz morali bozuldu. Ne oldu dedim, ya ne var dedi, bir sıkıntı mı var burada? Dediler abi bizi buradan boşaltmak istiyorlar. Nereye gideceksiniz? İşte stadın altında showroomlar yapılıyor, burayı kapatacağız. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Bakın şu iki tane birime Trabzonspor biliyorsunuz bu şey kentin markası yani en büyük çekim kriterlerinden biri. Ya bu mağazaları inanın senede en az 300 bin kişi ziyaret ediyor. Buna inanabilirsiniz. Alışveriş yapıyor kent merkezine. Bu insanlar bu şehre geldiği zaman başka etrafta da alışveriş yapıyor ya değil mi? Gidiyor, yiyor, içiyor, kahvesini yapıyor, geziyor, dolaşıyor. Ya kent merkezi burası ya. Sen kentin merkezine ya bu kadar çentik atılır mı? Bütün esnafın ve bütün insanların dolaylı yoldan zarar göreceği bir girişim bu. Lütfen sahip çıkalım. Bunları yerlerinde koruyalım. Eğer orada bir şey yapılacaksa Sıdat'ta onu da yapsınlar yani. Ama şehrin içini bıraksınlar. Bu arkadaşlarımız biraz fazla bu kentin içini boşaltmaya meraklılar. Ya artık öyle söyleyeceğim. Ya kardeşim bu şehrin içini boşaltma. Biz şehrimizin içerisini zenginleştirelim. Çoğaltalım. Yani bir takım bunu söylemek bile istemiyorum. Bir takım insanlara işte bir çekim alanları oluşturmak için bu kadar bir şeyle oynamayalım lütfen. Ama kabahatimiz hepimizin var. Bu konularda daha fazla duyarlı olmalıyız. Bu konulara ben belediye başkanı bile olsam bütün bu şehirde yaşayan insanların bu sorunlarla bu sorunlar zaten olmaz ama bu tür şeyleri çoğaltmak yönünde, kazanmak yönünde gayret içerisinde olmasını isterim hep birlikte.
Evet, en son fotoğrafta bunu da tabii gündem olduğu için aslında konuşmaktan da bu sporlarda tabii ki semt sahaları dışında bu kentin çok büyük enerjisi var. Bu skate park, kaykay dediğimiz dünyada da çok popüler olan televizyonlarda her kanalda karşılaştığımız şeyi bu spor kültürünü bu şehire getireceğiz. Neden? Çünkü bu çocuklarda, bizim çocuklarımızdan müthiş bir enerji var. Müthiş bir heyecan var. Bu sporu en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Ve bunu biz bu şehirde geliştirirsek inanın 3-5 yıl içerisinde bu şehirde dünya yarışmalarını, dünya gösterilerini yapılacağı bir şehir haline getirebiliriz. Çünkü bu potansiyel bizim çocuklarımızda var. Farklı bir enerji potansiyelini burada kullanabiliriz. Çocuklarımızın enerjisini. Şehrimizi daha çekici hale getirebiliriz. En son fotoğrafa geçelim. Evet, bu fotoğrafı aslında çok isteyerek de koymadım buraya. İşte varlık kuyruğu deniyorlar, diyorlar arkadaşlarımız. Aslında yani acı bir kuyruk. Yani buna yokluk kuyruğu da demek istemiyorum. Ama gündem olduğu için çok kısa konuşmak istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar, burada ben bir manzara görüyorum ama farklı bir şey de görüyorum. Gördüğüm şey şu. Ya bir devlet diyor ki vatandaşına, işte tefeciler var, sebzede, meyvede biz bu tefecilerin eline düştük. Ben sizi bunlardan kurtaracağım. Ne yapacaksın? Tanzim satış mağazaları açacak. Ya kardeşim, sen devlet değil misin ya? Senin polisin, emniyetin, hukukun, askerin, gücün, sivil toplumun yok mu? Senin yapacağın şey o tefeciyi alacaksın, cezalandıracaksın bir. Sen ne yapıyorsun? Dur bakalım. Halkın gıdasıyla oynuyorsun. Sal, yani beslenme şeyinin temel maddelerini sen ortadan kaldırıyorsun. Sen önce onları alsana kardeşine. Ya onları bir cezalandır. Vatandaşını niye ayırıyorsun? Bu vatandaşı ayırma politikasıdır bu. Başka hiçbir şey değil. Sen kardeşim onları cezalandır de ki, ey bakkalım, ey vatandaşım, ey pazarcım, ey marketim, bundan sonra patatesi, soğanı her neyse bir sıkıntıyla karşılaştık. Buna biz el koyduk. Bunu en uygun şekilde ben sana vereceğim, ulaştıracağım, şu 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 noktalardan hepiniz alın. Fiyatı da budur de. Senin vatandaşın, sen devletsen bütün vatandaşına bu hizmetini adaletli şekilde vermeniz. Şimdi ne yapılıyor? İşte sübvansiyon ediliyor. İşte 3 liraya 4 liraya soğan alıyor, 2 liraya satılıyor. Böyle garip garip şeyler diyoruz. Yok İstanbul Belediyesi kaç milyon göndermiş, sübvanse etmiş falan filan. Bunlar kardeşim, şimdi bu da çok büyük adaletsizlik. Sen sübvanse ediyorsan kimin parasıyla yapıyorsun? Hepimizin parasıyla yapıyorsun. Burada da adalet yok. Ama bu arkadaşlarımızın en iyi becerdiği şey, şu ana kadar belki de ülkemizin geçmiş siyasi dönemlerden de ben hiçbirini ayırmıyorum. Bu ülkenin bu kadar ileriye gidememesinin, zorluklar yaşamasının temel nedeni bizi yöneten idarecilerimizin her zaman, her koşulda insanları hem sosyal açıdan hem inançları açısından ayrıştırmaya çalışması. Bakın ben buradan ne görüyorum biliyor musun? Burada bir tasım insanları buralara yönlendiriyorlar ve bir de dışarıda kalanlar var. Dışarıda olanlar bunlara işte sosyal medyadan görüyoruz. Bunlara ne kadar ya insanlarımız ne kadar ağır şeyler yazıyorlar. Değil mi? Yazın. Bu insanlar da onlara tepki gösteriyor. Onlar da bir şeyler yazıyorlar ve iletişim yok. Yani toplumu ayrıştırma dediğim budur. Yani burada yapılan, yaşanan bir krizi çözmekten ziyade yaşanan sıkıntıdan siyasi meva çıkarmak için insanları ayrıştırıp kendi seçmenini konsolide etmek için ortaya atılmış bir proje. Ya bunu konuşmaktan da utanıyorum. Ne bu ülkemize yakışıyor bu çağda, ne de şehrimize yakışıyor. Bunu geçelim Emre. Meydan Parkı'nda çok güzel bir şey yapabiliriz. Çünkü büyük kentlerde var bu. Bir Taksim'dir burası. Burasının daha çekici. İşte heykeliyle, ışığıyla bir merkez oluşturmak için meydanın o eski belediyenin köşesinde böyle bir şey düşünüyoruz. Bir su ögesi düşünüyoruz. Geçelim ve bir tarihi eserlerimize çok değer vermemiz lazım. Çünkü
dışarıdan gelen insanların merak ettiği şey burada kimler yaşamış, geçmiş nedir, kültürler nedir, bu şehrin hikayesi nedir, merak edilen şeyler bunlardır. Turizm için ve kendi insanımız için bu kendi varlıklarımızı parlatmamız gerekir. Bakım hizmetleri ihtiyaçlı insanlarımızın, yaşlı insanlarımızın bu hizmeti belediyeye de bazı noktalarda verebilmesi lazım. Sanıyorum kısmen bir takım hizmetler veriliyor ama bunu daha daha net, daha spesifik, daha kaliteli hale getirmek için uğraşmamız gerekir. Öğrencilerimiz için daha önce bahsettik. Bu öğrencilerin bu şehir kenti sevmesi için onlara el uzatmamız lazım. Bitirelim. Eğitim destek hizmetleri. Zaten eğitim destek hizmetlerinin hem kültür alanlarında işte çok güzel bir kütüphaneye aslında ihtiyacı var bu kentin. Ne yazık ki hala o Atapark'taki işte benim de öğrenciyken kullandığım kütüphaneyi kullanıyoruz. Artık o çok yetersiz. Çok güzel bir nasıl tiyatro binası gibi çok güzel bir kütüphaneye de ihtiyacı var bu kentin. Biz size iki tane final projemiz var. Vizyon projelerimiz bunlar. Şu kullandığımız bir Akyazı dolgu alanı var. İçerisinde stadımız var. Ama o kadar büyük alan ne yazık ki yılda 15-20 gün kullanılabiliyor. Oysa bugün çalışmaya başlasak bu yaz kullanacağımız insanımızın kullanacağı bir şekle getirebiliriz burayı. Evet, fotoğrafları verelim. Videomuzu çalıştırabiliriz. Kimin yapacağının hiçbir önemi yok. Ama bunun için inanın bir Türk lirası lazım değil. Ne büyükşehire, ne Ortahisar'a, ne devletimize. Çünkü bunu kendi yatırımcısı da bunu çözebilir. Ama projelendirmesini, bu bir avant proje, bu yani çok önemli bir şey değil. Ama projelendirmesini çok yapılacak kafeterya, restoranları da çok az tutarak, öyle çok fazla yaygın değil. Çünkü o aradaki şeylerin açık olması lazım. Projelendirmesini ben ulusal proje yaparım.
Ben mimar ekibim de var. Belki belediyemizin de etüt ekibi var ama onu ben kendim yapmam. Bu bir prestij projesi olur. Bunu ulusal proje yarışmasıyla elde ederim. 30 tane, 40 tane proje elde ederim. Otururuz hep beraber bu kenti partnerleri, yaşayanlar olarak en iyisini seçeriz. Ve bunu hemen kendi insanımıza, kendi yaşamımıza, kendi ailelerimize, çocuklarımıza kazandırırız. Aynı zamanda turizm için de çok büyük bir çekim alanı olur. Bu hemen yapılabilir. Hiçbir engel yok. Zihniyet değişikliğiyle anlaşacağız. Bizim 5 yıl, 10 yıl oradaki dolguyu, buradaki dinlenmeyi bekleme lüksümüz yok. Onları da yapalım yavaş yavaş ama bu hemen yapılabilir bir şey. Bir de eskiye atıf yaparsak bu karayollarından deniz üstünde bir kent görüyorduk. Dolgu yapılmadan önce böyle pırıltılı. Bunu kısmen yine bu şehri görebiliyoruz o manzaradan. Ben gittim fotoğraf çektim oradan. Şehrimizi karşımıza alıp güzel bir akşam çayı içebiliriz gün batımında. Evet, bir ikinci vizyon projemiz var. Biliyorsunuz Çömlekçi dönüşüm projesi başlanıldı, bitirilmedi. Ne yazık ki işte sonunu hesaplamadan baştan bir adım atılıyor. Ve o bölgelerimiz çok o kadar metruk halde ki yani inanılmazsın ki bir parça olması düşmüş. Devam edelim. Kostepe Şelale Bölgesi'ne başka deresinden su alacağız. Ön çalışmasını yaptık. Dönüşüm projelerini biliyorsunuz başlangıçlar yaptı. Ne yapılacaklarına karar veremedi arkadaşlarımız veya kaynaklar bitti. Metruk haldeyiz. Bu bir odak oluşturacak. Bu Trabzon'un gerçekten markaları var. Trabzonspor'u var. Bu çekiciliğinde
Kentin kendi hikayesi var, Sümele Manastırı var, Atatürk Köşkü var. Gelen ziyaretçilerin en çok uğradığı. Bu da bir bu şehrin çok artı değer katacağını düşünüyoruz. Dünyada örneği çok olan bir şey değil. Onun için adını çok duyuracak bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Ayrıca etrafındaki gelişmeyi de biliyorsunuz, Arafil boyu maşatlık, o arkalarda Suriyeli, Afganlı insanlarımız, dışarıdan gelen, göç eden insanlar yerleşik hale geldiler. İnsanlarımız o mahalleleri terk ettiler. Biz böyle bir merkez oluşturduğumuzda, inanın, altyapı planlamalarını da yaptığımızda insanlar kendi orada sahip oldukları mülkleri yenileyecekler, değiştirecekler, değişim başlayacak. O alanlara doğru turizme ve yaşam, turizme katkı olacak, yaşam alanları gelişecek. Kendiliğinden bir artı, bir potansiyel gelecek diye düşünüyoruz. Evet. Burada hedeflenen, Trabzon'da hedeflediğimiz 1 milyon turist hedefliyoruz. Bunu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra başlar ama hedef koymak önemlidir. 1 milyon turist demek 25 bin genç insana yeni kaliteli iş imkanı sunmak demek. Bunun başlangıcını yapmak zorundayız. Kendi varlıklarımıza değer vermek zorundayız. Kendi kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Bunu yapabiliriz. Evet, biz bir yola çıktık. Gerçekten çok iyi bir kadromuz var. Hepsi mesleklerinde belli zirveye gelmiş insanlar. Bu şehrin tanınan yüzleri. Sosyal ilişkileri, insan ilişkileri oldukça iyi. Teknik kapasiteleri çok güçlü olan bir kadromuz var. İnanın, kadromuzdan bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en az 2-3 tane bakanlık yapacak arkadaşımız var. Ben size o kadar söyleyeyim. Bu işlerin altından kalkabiliriz. Bu kent bizim sevdamız. Bu şehirde yaşıyoruz. Biz bu yola çıkışlarımızdaki en büyük nedenlerden biri çocuklarımızın, gençlerimizin umutsuzluğu, bu şehirden kaçmak isteyişleri. Bunu kendi çocuklarımda da yaşadığım için. Biz dedik arkadaşlar, ne yaptık? Biz bu şehirde güzel tatlarımız, keyiflerimiz vardı. Bunları yaşadık ama çocuklarımız bundan haberdar değil. Bu şehri bir hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Bütün kent yaşayanlarını içine katacağımız, bu şehri yükselten projelerde hep birlikte karar alacağımız uygulamalarla bu şehri hep beraber güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum. Bütün insanımızdan, bütün Trabzon'umuzdan, genci, ihtiyarı, yaşlısı, hangi görüşte olursa olsun, bu Trabzon'un bir aile, bir ortak kültür olduğunu unutmadan, hatta hatırlayarak, Trabzon çünkü böyle bir kent, böyle özellikleri olan bir kent, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletinde çok büyük saygınlığı yeri olan bir kent, ama biraz fazla erozyona uğradık. Hep beraber bu sorunların altından kalkabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün şehirde yaşayan insanlarından destek istiyorum. Birçok şehir bunu başardı. Biz de başarabiliriz. Çok iyi bir kadroyuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, tabii bir dışarıda bir bahar var. Güzel bir hava var. Belki sunumumuz biraz uzun oldu ama anlatamadığımız, konuşmadığımız da aslında çok farklı sorunlarımız var. Ama toplantıya daha farklı bir açı getirmek adına sorularınız varsa alabilirim, cevaplayabilirim. Bu projelerimize eleştirileriniz de olabilir, katkılarınız da olabilir. Eleştiri zaten katkı demektir. Farklı açılardan sorularınız da olabilir. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Tahir Orhan'ımız. Evet, maaşet almışım. Ders sitesinden Tahir Orhan. Sesi açabilir misiniz? Geliyorum, gelmemiyorum. Ya da ses. Ben sesi alamadım. Bu daha güzel. Evet.
Şimdi Sayın Başkan, diye hitap edeyim size. En son şeyden başlamak istiyorum. Şelaleden. Maçka Deresi'nden getireceğinizi söylediniz. Maçka Deresi bir zamanlar bu şehre su taşıyan bir dereydi ve 54 yerden kirletiliyordu. Hala o kirlilikle mi getireceksiniz, onu ben merak ettim öncelikle. Değil tabii yani. Orada bir regülatörü bir şeysi olacak. Onu çok merak etmiştim. Evet. Bir de demin şeyden bahsettiniz, en baştaki şeyde Reşadiye Kavşağı'nın şu anda yıkılma aşamasında olduğunu demiştiniz. Evet, tartışıyorlar. Öyle bir tartışma varmış, evet. Peki yapılmasaydı daha iyi değil miydi? Bir. İkincisi, bu şehir ne yazık ki yıkılarak güzelleşiyor. Böyle nereye kadar? Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi şehri yıkarak güzelleştirme ters, yani en son cümlenizden başlayarak cevap vermeye çalışayım. Yani yıkarak güzelleştirmek ne kadar doğru? Şimdi bir şehrin kendi bir hikayesi var. Siz bir şeyi yenilemeye çalışırken bu hikayeyi tamamen ortadan kaldırmamalısınız. Bakın, bu vadiler boşaltıldı biliyorsunuz. Aslında yapılmaması gereken yatırımlar da yapıldı. Yani baktığımızda orada geçmiş hayatların nasıl yaşandığını gösteren bir takım ögelerinin kalması aslında o vadilere çok daha fazla değer katacak. Yani her şeyi tamamen yıkarak geliştiremezsiniz. Bu yıkmak, yenilemek işi çok kriterleri olan bir iştir. Yani geçmişinizi ileriye taşımalısınız. Eğer onu yok ederseniz artık sizin geride bir kültürünüz de kalmaz, anlatacağınız bir şeyiniz de kalmaz. Değiştirme tamam, yenileme, dönüştürme diyelim. Yenileme tamam ama tamamen yıkıp yok etme çok yanlış bir şey. Bu anlamda demedim. Yani yıkmadan önce yapımına izin vermemek daha doğru değil mi? Ha, tabii ki. Yani şunu demek istiyorsunuz. Tabii ki. Şimdi Reşadiye Kavşağı iyi bir örnek. Yani bu akıl dışı bir uygulama. Yani bunun neden yapıldığı aslında kamuoyunda da çok tartışıldı. Bir takım kişisel sürtüşmeler yüzünden bir tercih oldu. Yani akıl dışı bir olay. Kabul edilebilir bir şey değil. Ama şimdi o vadiler boşaltıldı. Aslında ben bir iki hafta önce bir uygulamadan da bir düşünceden bahsetmiştim. Müsriflikler var ya, müsrifliklerin önüne geçmemiz lazım. Orada parlamento binası gibi bir biliyorsunuz bir tane orta hesap belediye binası yapıldı. Yani önceliğimiz bu muydu Allah aşkına, değil mi? Yani benim bir önermem olmuştu. Dedim burayı onkoloji hastanesi yapalım. Bunu araştırıyoruz aslında. Bu yapılabilir bir şey gibi duruyor şu anda. Bizim hastane projeleriyle ilgilen bir üniversiteden bir arkadaşım var. Dedim ya bu konuyu inceleyelim. Bunu çünkü ben gündemde biraz tutacağım. Ya şimdi orada bir bina var. Bir terazi var. Ben şöyle bir terazi kuruyorum. Terazinin bir tarafında bu bölgenin en büyük rahatsızlığı nedir? İşte biliyorsunuz o lanet hastalık. Bununla tedavi için insanlarımız farklı şehirlere gidiyorlar, değil mi? Bu hizmetleri almak için. Bunu şehrimizde bu hizmeti verebiliriz. Bir, sağlık hizmeti veriyorsunuz. İki, hastane dediğiniz şey çok canlı bir ögedir. Etrafındaki ticareti geliştirir. Belediye nedir? 9-5 hafta sonları yok, tatil günleri hiç yok. Ölü bir çevresi var. Hafta içi tamam. Ama diğeri 24 saat canlı. Üçüncüsü, arkadaşlar kaynak yok. Bu şehirde bir şeyler yapacağız, kaynak da yaratmak zorundayız. Ben oradan ayda 800 bin lira, 1 milyon lira kira alsam, her ay bir mahallede bir sokağı yenilirim. Bir mahallenin bir kreşini yenilirim. Bir okul ihtiyacını çözmek için ben de katkıda bulunurum. Konuşurum milli eğitimle, katkı veririm. Arsa üretirim. Spor alanı yaparım. Yani kentimin günlük ihtiyaçlarına çözüm üretirim. Çünkü bunlara kaynak bulunamıyor, öyle kolay değil. Terazinin bir tarafında 3 tane öge var. Diğer tarafında ne var? Ya arkadaşlar, dünyada teknoloji gelişiyor. Bunu şehirlerde de, planlamalarda da görürüz. Teknoloji gelişen yerde mekanlar küçülür. Bizde bir acayip bir şey var yani. Bizde mekanları habire büyütüyoruz. Şimdi terazinin diğer tarafında, ben onu biraz espriyle de söylüyorum. Diğer tarafında ne efendim? İşte belediye başkanı yüksek tavanlı bir odada oturacak. Şimdi terazinin bir diğer tarafı var, bir de diğer taraf. Yani bu kadar
bu sıkıntılı dönemde bu kadar müstakil olur mu yani? Bu olmaması gerekir. Bu sorunuza umuyorum cevap olursunuz. Haberim hamsi, Ahmet Hulusi Esercan. Şimdi gruptan bahsetmiştiniz, denizde çay çıktı seyretmekten, grubu seyretmekten bahsetmiştiniz. Evet. O kokuyu ne yapacağız bir defa, o bir. Evet. İkinci sorum da şu. Onları yok etmeden çay içemez. İşte ondan bahsediyorum. Şimdi bir de ikinci sorum da şu. İstanbul Marina'da var, Tuzla'da Marina var. Aynı zamanda bu Sinop'a gittik, oralarda gördüğümüz şeyler. Yatların aborda olacağı, böyle halka açık, yani şu anda deniz kenarında o şeyde liman kısmı tamamıyla halka kapalı, gümrükmüş, şeymiş, gemilerin yanaştığı yer. Böyle bir proje olsa halka yararlı olur mu olmaz mı? Hani gidip izlemek bakımında, o yatları gidip izlemek bakımından, mesela Marmaris'te var. Yani gidip denizde buluşma diyebiliriz. Evet, denizde buluşma, önümüz deniz ama hiçbir şey faydalanamıyoruz ki. Yani denizde buluşma zaten ya bu kentin olması olması. Yani hikayeler bu kentte eskiden Ganita ile başlandı. Ganita'nın oradan işte gün batımını seyreder, çayınızı içerdiniz. Ama bir sahilimiz var, doğallığını her ne kadar kaybetse de denizimiz orada duruyor. Yani bunlara çok girmeyin bu konulara. Ama sahile insanlarımızı ulaştırmak ve bu keyfi yaşatmak için kurumlara engel çıkarmaktan çok insanların önünü açması gerekiyor. Bizim yapacağımız bu. Yani insanların denize ulaşımı için gerekli olan şeyi en kısa zamanda yapacaksın. Diğer işlerini de geliştireceğiz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Eskiden limanda ben öğrenciyken ben beceremezdim ama o limanda belki böyle onlarca şehirde yaşayan insan böyle leğen kaplarıyla gelirlerdi. Oltayı bir atardı. Şöyle bir seferde 5 tane 6 tane mezgit gelirdi. Yani bu keyifleri ölmemesi lazım, yaşatılması lazım. Teşekkür ederim. Biz aslında, buyurun Sayın Başkan, siz buyurun, şey diyordunuz. Ben bu yönetim biçimimizden aslında çok bahsetmedim, burada sayfamda kaldı. Yani biz her mahallede halk meclisi kurmak, mahalle meclisleri kurmak istiyoruz. Yani kadın ve erkek temsil hakkının eşit olduğu. Bu mahalle meclislerini 2 ayda bir toplantılarını yapacaklar. Oradaki sorunlarını paylaşacaklar. Hep birlikte bu kenti geliştirmek adına böyle bir iletişim kuracağız insanlarımızla. Yönetimimiz şeklimizde liyakat ön planda olacak. Şeffaflık olacak. Hesap vereceğiz. Yani her 2 ayda bir veya her ayda bir bu belediye ne yapıyor, ne alıyor, nereye harcıyor, ne kadar kaynağı var. Bunu biz tabloda insanımız görecek. Adaletli olacak. Her konuda. İmarda, 18'de, sokakta çalışan insanımızda, uygulamalarımızda adaletli olacağız, sorun çözen belediye olacağız. Bu yönetimimiz, biçimimiz böyle olacak. Buyurun hocam. Tanımayanlar için Osman Cudi Yılmaz ismim. Sayın Başkan, şimdi aslında çok sorulacak soru var ama arkadaşlar tabii ki soru sormak ister, onların da sabrını zorlamak istemem. Sizin sunumunuz çok güzel, teşekkür ederim. Çok da şey açıyor, zihin açıyor. Yani mesela bir Akyazı projesinin yanına yapılacak bir kent hastanesi biraz araştırılırsa dediğiniz gibi dünyada terk edilen ama 3. dünya ülkeleri içinde sağlık üzerinden sömürü hastanesidir. Yani insanları sömüren hastanedir. Şimdi ifade edilen 10-12 yıllık süre veya 15 yıllık sürede Trabzon'a gelen eski parayla ifade ediliyor ama yani 30 milyar lira veya 30 katrilyon lira sonuçta meydanda varlık kuyruğuna dönüşmüştür. Bu proje, bu paralar büyük proje denilerek Akyazı'ya, onun yanındaki hastanelere, oradaki tünellere ve emin olun 3 ayda yapılabilecek kaş üstündeki kavşağı 4 senede bitirilemeyen ve 250 milyon lirada kaynağın aktarıldığı bir kavşak da batmış çıkmışlar, geçmiş iktidar 10 yıl içerisinde, 61 proje içerisinde şu anki mevcut belediyenin, İktidar Partisi Belediyesi'nin Çömlekçi kavşağı vardı, Çömlekçi projesi vardı, dönüşüm projesi. Raylı sistem şeyinde hatırlıyorum, kataloğunda vardı, onların hiçbiri yok ve 10 yılda bitirilemeyen, başlanamayan daha doğrusu, yeni binalara başlanamayan bir Çömlekçi.
Yani neresinden bakarsan 10 yıllık bir yönetim süreci içerisinde 50 yıl geriye giden bir Trabzon söz konusu. Dolayısıyla halkın geneline yayılmayan bir yatırım adaletsizliği var. Eğer o para Trabzon'a geldiyse hiç geneline yayılmayan ve onların refahına katkı sunmayan bir şey. Şimdi ben şunu örnek vererek şey yapacağım. İspanya, Granada, Endülüs'ten kalma 1000 yıllık, bunu ben çok yazıyorum, gündeme de gidiyorum. Orada bir şey var, müze var. Günlük 7500 kişi gidiyor El Hamra Müzesi'ne veya sarayına. Bunun yıllık geliri 45 milyon euroya aşıyor. Ve bu 7500 kişi de her gün giriyor hatta kara borsaya ve sonraki yıllara sarkıyor talep, bilet talepleri. Şimdi bizim kentimiz Trabzon'da o 1000 yıllık eski Endülüs Müslümanlarının kurduğu bir saray. Ondan sonra Avrupalılar sahip çıkmış ve üzerinden yılda 45 milyon avro veya euro gelir elde ederken Trabzon'da 4000 yıllık Hadrian limanlarının olduğu bir geçmiş var. Bununla çok büyük bir gelir elde veya çok büyük bir çekim merkezi haline getirebileceğimiz bir kent varken biz onun üstünü kapatıyoruz. Benim sormak istediğim size, seçilip şeye gelirseniz Ortahisar ki o kapsıyor orayı, oraya yani Tabakhane ve Zanus köprüsü, Tabakhane daha çok ağırlıkta. Bir dönüşüm oranın kapatılan mağaralarından tutun. İşte oradan giren mağaraların, Boztepe'den ve Ganiza'dan çıktığı mağaraların o kentin ortaya çıkarılması için bir çalışmanız olacak mı? Teşekkür ederim. Evet. Şöyle cevaplayayım. Tabii ki bu şehrin kendi varlıkları derken bizim tarihimiz, geçmişimiz, burada yaşanılan kültürler hep aslında bizim zenginliklerimiz. Bunları ön plana çıkarmak için ciddi araştırmalar yapmak lazım. Bu konuda işte çok da aslında bir tarihimiz var ama bazen de kazmayı vurunca karşımıza çıkıyor. Yani haberdar olmadığımızda bir mimari, bir geçmiş, bir yaşanmışlıklar var. Bu konuda dediğiniz gibi çok duyarlı olmak lazım. Bu kentin geleceği turizmdir. Kendi kültürünün parlatılması üzerine yapılan bir turizmdir. Kesinlikle orada yapılan çalışmaları da yapılmasa gerekenleri de değerlendireceğiz. Bu konuda özel bir çalışma grubumuz olacak zaten. Bir daha ilk başta söylediğiniz yapılan harcamalarla ilgili şunu söyleyebilirim. İşte planlama dediğimiz şey nedir? İşte bir kaynağınız varsa, bir projeye başlamayı düşünüyorsanız o projenin sonunu getirebilmelisiniz. Şimdi Trabzon'un bu kadar her tarafı kırık dökük olmasının temel nedeni bu. Yani bir çömlekçi projesi deniliyor. İşte 10 yıl önce mi, sanırım 7-8 yıl önce başladı. O süreçler devam etti, tartışıldı, geldi, gitti ve birçoğu kırıldı, döküldü. Ama bir projeye geldiğiniz zaman bunun arkası nedir? Ben burayı yıkıyorum, devamında ne yapacağınızı iyi kurgulamanız gerekir. Şimdi ne oluyor? Hayır, o çömlekçi ortada kaldı. Çünkü geleceğe yönelik iyi tasarlanmamış bir girişim. Ortada kaldı, herkes mağdur, ne olacağını bilmiyor. Burayı dönüştürmeye çalışan arkadaşlarımız da bir öngörüleri, bir ileriye yönelik projeksiyonları olmadığı için böyle bekleme halinde duruyor. Yani mesela işte Kanuni Bulvarı başladı biliyorsunuz. İşte istimlaklar, paralar ödendi. Para bitti, hadi şimdi dönelim 18 uygulamasına. Kardeşim, bu işlerin maliyeti belli. Başını ve sonunu, kaynağını ortaya çıkarmışsan, evet bu kaynağım var, ben bunu yapacağım diyorsan, o dağılımı başından sonuna kadar en başta kurgulaman lazım. Hadi yolda bilmem ne bitti, işte ne yapalım, şu yola sapalım. Bir o yola saptığın zaman kavga başlıyor. Bir tarafta bir rant olmuş, dağıtımlarda bulunmuşsun. Gerçek karşılığı da olabilir ama projenin dibini düşünmemişsin. Diğer insanlara diyorsun ki hayır kardeşim, ben burada 18 uygulayacağım, burayı işte zorunlu teklerinizle geçeceğim falan filan. Yani bir takım planlamalar yapılırken işte köprülerin neden öyle olduğu belli. Akyazı'nın sonuçlarına karşılaştığımız zaman işte Amniyaker'in çevresini boşaltılmasının bu şehre nasıl zarar vereceği. Aslında biz hep şuna alıştık. Yaşadıktan sonra yapılıyor, oluyor, bitiyor. Eyvah ya, bu ne oldu? Halbuki bunlar bilim ve akıl dediğim şey odur. Öngörüdür.
Siz bunları yapmadan önce aslında bunlar birçok bu konuda birikimi olan insanlar bunu söylediler, yazdılar. Biz de yazdık, söyledik. Bu işlerin sonu bize fayda getirmeyecek, zarar getirecek. Ya biz kendi silahımızla ayağımıza kurşun sıkmışız. Yani feneri, el frenini böyle ayağımızın dibine tutmuşuz. Ya bir adım sonrasında karanlık işte, yuvarlanıyorsun kardeşim. Sen ışın ileriye tutacaksın. Bir yatırım yaparken, bir planlama yaparken ışığı tuttuğun, projeksiyonu tuttuğun yerin sonunu göreceksin. Ama biz kısa mesafeye şunu yapalım diyoruz. Hadi yani Allah kerim, böyle yuvarlana yuvarlana gidiyoruz ve birçok kaynak boşa gidiyor. Sonuç alamıyoruz. Bakıyoruz ki biz günlük hayatımızda da birçok ihtiyacımızı karşılayamamışız. İnsanlar zorluk içerisinde kendi hayatlarını bu sıkıntılar içerisinde sürdürmeye çalışıyorlar. Ama planlama dediğimiz bu değil. Bunu öngörü dediğimiz şey, bilim dediğimiz şey önceden bunları görebilmektir. Bunlar görünen şeyler, bilinen şeyler yeter ki bizi yönetenler bu değerler üzerinden planlama yapsın. Bunu unuttuğumuz zaman karşılaştığımız sonucu maalesef hepimiz katlanmak zorunda kalıyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım, buradayım. Evet, merhaba. Teşekkür ediyoruz önemli bilgilendirmeleriniz ve özellikle Akyazı'daki projeniz için de tebrik ediyorum. Bizim hakikaten o tür bir alana Atakum gibi bir ağın diyeyim Samsun'da gerçekten ihtiyacımız var. Fakat görüntülerde hep fotoğraflarda görüyoruz sahilde alanlar bırakılıyor sonra bir şekilde o alanlar betonlaşıyor. Farklı dönüşüyor. Benim sorum ulaşım. Yani şehirde hakikaten büyük bir sıkıntı var. Özellikle akşam bütün dolmuş duraklarında yüzlerce insan yani şeyi de geçti. Tanzim kuyruklarını da geçiyor o kuyruklar. Ve bir köy görüntüsü var sanki şehir merkezinde. Yani köyden de daha geri değil. Mesela OFF ilçesinde belli bir standart var. Diyor ki 2013 modelin altında araç ile toplu taşıma yapamazsın. Ama Trabzon'da yani bu sağlanamıyor. Sizin uzatmayayım fazla da toplu taşıma, toplu depolama ve bu yöndeki Maraş Caddesi'nin trafiğe kapatılması konuşuluyor. Murat Zorluoğlu Bey de öyle dedi büyükşehir. Hani kapatacağım demedi de bir projem var dedi ama hani biz herhalde bir kapatma fikri olduğunu tahmin ediyoruz. Sizin nedir bu konuyla ilgili düşünceleriniz? Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kent merkezinde trafikle İlişkili tabii birkaç farklı sorunun çözümüne ilgilenmek gerekiyor. Bir tanesi otopark. Yani gelen araçlar konuşlanamıyorlar. İşte gelişigüzel parklar oluyor veya işte trafik sıkışıyor, farklı sorunlar yaşanıyor. Şimdi bir kere her şeyin meydan, bütün trafiği meydan civarından dolaşarak çözülmeye çalışılması kadar yanlış bir şey yok. Çünkü bu kentin meydanı bir kere altın burası yani. Burası kalbi buranın. Bu kalpte öyle damarları tıkamayacaksın sen. Bu kent merkezinde erişimin rahat olması lazım. Çünkü bütün değerlerimiz, bütün zenginliklerimiz burada odaklaşıyor. Yani insanların kesiştiği, buluştuğu bir yer burası. Bizim projelerimizde meydan civarından daha çok geriye doğru özellikle dolmuş sisteminin daha geriden. Belki işte şu anda Orta Hisar'ın işte yaptığı binanın işte pazar kapının oralardan. Buna ait bir takım çalışmalarımız var. Ciddi bir master planı çalışması yapacağız. Üniversitedeki arkadaşlarımızı da şoförler deneyimi içine katacağız. Çünkü bizim insanlarımızı da yani kendi şehri yaşayanlarımızı da insanlarımızı da işine katarak çözüm üreteceğiz. Yani burada kentte yaşama kuralları diye başta söylediğimiz İşte Orta Hisar Akademi'de konuşulacağımız konulardan biri de bu. Yani birazcık yürüyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Trabzon'da şöyle bir şey var. Herkes dükkanından çıktığı zaman hemen arabasının içine girmeye çalışıyor. Ya böyle bir şey yok ya. O zaman bu derdi yaşarsınız yani. Şikayet etme hakkınız yok. Birazcık yürüyeceğiz. Yani dolmuş dönüşleri biraz daha şehrin odağından geri alanlarda dönüşler olacak. Ha, o alanlar biraz uzaksa belediye biliyorsun bu doğaya uygun otobüsler var veya başka bir sistemde geliştirilir. O alanlara ücretsiz mi buradan çok kısa aralıklarda taşıma da yapabilir. Yani böyle pratik çözümler de var. Ama bunları masaya koyup tartışacağız. Yani konuşacağız.
Ama ulaşımda gerçekten bu şehrin raylı sisteme ihtiyacı var. Yani daha önce de söyledim, şoförler odasındaki arkadaşların endişelerinden bahsettik. Dedim arkadaş biz bu şehri çoğaltacağız. Yani siz de endişelenmeyin, sizin de işiniz zaten. Yani bu dediğimiz hatta, bu güzergahta biz yatayda bir tramvay hattı çözebilirsek, bu tramvay noktalarından dikey ulaşımları minibüsçü, işte şoför arkadaşlarımıza, bu esnafımıza bu hizmetlerin bir kısmını aktarabiliriz. Yani ben o arkadaşlarıma şunu dedim, yani belediye dediğin ilde de bütün taşımacılığı yapmak zorunda değil. O önemli olan bu hizmetin verilmesidir. Ha ben belediyeyim, senin koşullarını, kriterlerini belirlerim, bazı hatları yalnızca size veririm. Ama kontrol ederim. Çünkü bu hizmeti vermek, doğru dürüst vermek zorundayız. Kaldı ki bahsettiğim gibi bu iletişimler doğru kurulamadığı için ne şoför esnafım memnun, ne yolcu olarak bu araçları kullanan insanlar memnun. Bunu çözmek lazım. Yani belediyenin bir görevi de budur. Yani bu yaklaşımları dediğiniz gibi toplu ulaşım araçlarıyla ve bu dönüşleri biraz daha geriden kurgulayarak çözme şanslarımız var. Teşekkür ederim. Evet başkanım. Benim bir sorum olacaktı. Son nokta gazetesinden Ali Yahya Öztürk lütfen bu arada. Nazik davetinizden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Projeleriniz Trabzon'un sorunlarıyla, gerçekleriyle yüzleşen projeler. Yalnız kazanmadan hiçbir şey olmuyor. Bunların kazandıktan sonra hayata geçecek. Karşınızda da Trabzon'un her kesiminin sevdiği bir başkan var. Ahmet Metin Genç var. Anket çalışması yaptığınızı söylediğiniz mahallelerin sorunlarını belirlerken seçim sonucuna yönelik bir anket çalışmanız var mı? Veyahut da sahadaki durumu ne görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi şu anki başkanımız Ahmet Başkan'la bizi ziyarete geldi. Bir iki konuşmamız oldu. Yani ben şunu söylemeye çalıştım kendisine de. Ya siz dedim yani Trabzon Orta Hisar zaten birazcık zorunlu bir isim gibi oldu. Ben ona alışamadım henüz yani onu da sizlere söyleyeyim. Yani Yomra'dan ve Akçabat'tan Dolmuş'a binen insanlarımız Orta Hisar'a mı gidiyorum diyor arkadaşlar. Hayır Trabzon'a gidiyorum diyor. Yani bu ismi bu kadar rendelemeye çok gerek yok. Yani Trabzon burası Orta Hisar Belediyesi Trabzon Merkez İlçe Belediyesi olarak kalabilirdi yani. Diğeri de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olsun. Orta Hisar bizim güzel bir mahallemiz. Ben ona şunu söyledim. Ya arkadaşım dedim bak böyle tartışmalı hep geçti sizin hikayeleriniz. Büyükşehir işte o ilçe Orta Hisar ilçe gibi böyle basında hep bu tartışmaları izledik ama son araştırmalarımızda bu aralarındaki tartışmanın aslında şehrin gerçek sorunlarıyla çok ilgili olmadığını gördüm. Farklı nedenlerle bir takım sürtüşmeler olmuş. Ben ona şunu dedim, ya bu kadar yanlış yatırım yapılırken bu şehre, siz Orta Hisar'ın, yani Trabzon'un belediye başkanı gerçek anlamda sizsiniz. Trabzon kenti burası ya. Siz neden, ya arkadaş dur bakalım Orhan Başkan, sen ne yapıyorsun? Önceliğimiz bu değil. Bu şehrin bu kadar bir kıyamet ihtiyacı var. Bunlara yatırım yapalım. Önce insanımıza, yaşayan insanımıza, şehrin karakterine, değil mi? Bir yatırım yapalım. Bu şehrin cazibesi düşmesin. Bakın o mahallelerde Veya Doğu'ya çıktım. 5 yıldır çivi çakılmamış hocam. Çivi çakılmamış. Muhtarıma soruyorum. Diyorum ki arkadaş biz de siyaset yapacağız. Bize sorunlarınızı anlatın. 5 yılda ne hangi sorunuz vardı, hangisi çözüldü, ne yapıldı? Çivi çakılmamış ya oralar. Bir kere Orta Hisar Belediye Başkanı dediğimiz insan Trabzon'un belediye başkanı olduğunu bilecek. Her zaman o 350 bin kişinin arkasında olduğunu hissettirecek. O insanları sahiplenecek. Bir takım kurguların, düzenlemelerin arkasına gizlenme hakkı yok. Orta Hisar, Trabzon Belediye Başkan adayının işte bir takım gerekçelerle yok ona o karşı çıktı. İşte tramvayı buradan o istemedi. İşte bilmem yatırımımızda şu vardı da yapılmadı. Orası bunu istedi böyle oldu. Bunu deme lüksü yok arkadaş. Senin arkanda 350 bin kişi var. Sen tramvayı nasıl yaptırmasın ya? Bangır bangır bunu her gün kamuoyuna taşıyacaksın sen. İhtiyaç duydun, yapılması gerekir. Bir an önce yapılması gerekir. 30 milyar gelirken, son 5 yılda da herhalde 8-10 milyar da belki de yarısı son 5 yılda geldi. Kardeşim sen bundan şehrine ne taşıdın? Hiçbir şey yok.
Efendim bir akvaryuma başladık. İşte kaç 20 milyon lira bir para harcadık. 20-30 milyon lira. İşte bir belediye binası yapıyoruz. Bunun dışında doğru dürüst çok fazla bir şey yok. Köy asfaltları zaten bunlar yapılacak yani. Bunlar normal hizmetler. Bu kenti yukarı çekecek hiçbir yatırımın yok. Sorununu çözecek hiçbir yatırımın yok. Yani sen Trabzon Belediye Başkanı olduğunu hissettirmemişsin. Yani bunu ben kabul edemiyorum. Biraz da bizleri bu yola çeken uygulamalar bunlar. Anketlere gelince çok iyi, hızlı yükselen bir trendimiz var. Ben anketler yaptırıyorum. Mahalledeki sorunları da alıyorum. Destekleri de alıyorum. Biz kendi yaklaşımlarımızı, projelerimizi anlattığımızda ikinci soru arkadan geldiğinde 8-10 puan birdenbire yukarı çıkıyor. Ve şu anda ben geçen 8-10 gün önce yaptırdığım ankette yani birkaç puan farkla gittiğimizi gördük. Üzerine koyarak çalışmaya gidiyoruz. Yani evet, tabii ki Ahmet Bey burada 5 yıllık bir geçmişi vardı. Biz de bu şehrin yaşayanıydık ama bu alanda sesimiz duyurulmamıştı. Bu platformda insanlarımıza ulaşmak isteyişimizin, dertleri dinlemek isteyişimizin, projelerimizi anlatışımızın temel nedeni bir ilişkiyi çoğaltmak. Ve bunu görüyorum. Yani gerçekten sokakta, gençlerde, esnafımızda bazen hissedersiniz yani bu heyecanı, bu bakışı. Ciddi anlamda bir destek var arkamızda. Bir güven ortamı oluştu. Zaten çalıştığımız arkadaşlarımız da görüyor vatandaş. Bize de bir teveccüh olduğunu hissediyoruz. Sanıyorum güzel bir sonuca ulaşacağız. Evet, Sayın Başkan, ben Salih Özkan. Benim birkaç sorum var ama soruları sormadan önce de tereddüt ediyorum. Çünkü yaşadık büyükşehir sorunu mu, Ortaysa sorunu mu? Ama ben yine de sorayım. İlk sorum Akyazı'nın doğusundan veya batısındaki sosyal alanların arzu edilen sosyal tesisler haline dönüştürülmesini diyorsun ama orada bir hastane projesi var. Hastane projesi de planlamadan geçti. O zaman bunu yapmamız biraz zor olacak mı? İkinci sorum temizlik konusunda. Tabii sizin görevinizin birisi de temizlikti. Ben maalesef evde hanımla birkaç sene uğraştık. Ayrıştırmayı sağlamak için nihayet noktaya geldik ama sitelerimizde ki çalışanlar, yöneticiler bu ayrıştırma noktasında bizlere engel oluyorlar. Çünkü ayrıştırdığımız çöplerle diğer atıklar beraber gidiyor. Bunu başaramadık. Bu konuya da eğilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sorum bu kaldırımların işgali. Şehrin en işlek caddelerinde bile şu anda esnaflar sokakları işgal etmiş. Koca koca marketler sebzesini caddede satıyor. İnsanlar kendisini böyle zor şartlarda karşı tarafa geçebilmek için veyahut da yoldan seyir halinde rahat bir yürüyüş yapabilmesi için farklı farklı yöntemler uyguluyor. Bu da beni şahsen rahatsız ediyor. Bu konudaki çalışmalarında olacaktır. Fazla daha soru sormayayım. Bir sürü şeyler var. Sokak hayvanları sokaklarda, Ortaysar Belediyesi kulübeler yaptırıyor. Ama büyükşehirde şehrin dışında bir hayvan barınağı yapmış. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyorum. Bu konuda görüşlerini almak için teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu şehir hastanesinin yapılması planlamadan geçti söyledik. Şöyle bir kontrol bir cevapla gideyim. Biliyorsunuz Reşadiye Köprüsü de yapılmadan birçok kuruldan geçti. İşte karayolları onayladı, bakanlık onayladı, planlamalara işlendi, geçti, yapıldı. Şimdi ne kadar şanslıyız ki henüz sağlık hastanelerine yani henüz para harcanmadı yani. O aşamadayız. Bir şey yanlışsa bunu tam zaman, konuşmanın tam zaman. Şimdi bu yanlış yapılıp bu kaynak harcandıktan sonra işte ne yaptık? Geldik, aa bu yanlışmış, bunu yıkalım, kıralım, nasıl yıkacağız, nasıl yok edeceğiz? Yanlış bir uygulama yapılmış oldu. Şehir hastaneleri konusu da budur.
şehir hastanesi ve hep beraber bu şehirde bir kamuoyu yaratıp buna bir itiraz etmemiz gerekir. Yani bunu bilim ve dünyadaki gelişen örneklerinde göstererek bu şehrin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu, merkezdeki hastanelerin zenginliğinin neden daha iyi, daha kullanılır hale getirilmesinin gereçlerini de, gerçeklerini de ortaya koyarak bu tezi savunmamız gerekiyor. Bu şu anda yapmamız gereken plana koydum geçti zaten yapılanlara böyle oluyor. İşte ne oldu? İşte biz şimdi size şöyle örnek vereyim. Biz Akyazı'da o kültürümüzün böyle yok olacağını, o ticaretin, sosyal hayatının bozulacağını, bu kadar bizi etkileyeceğini bilseydik, sanmıyorum bu şehir olarak daha ciddi karşı dururduk. Yok arkadaş, biz bunu burada yapalım derdik, değil mi? Şimdi artık şöyle bir düşünce vardı. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde, işte 10 yılda işte bu arkadaşlar yapıyor. Tabii ki bir dönemsel olarak bazı güzel işler de yapıldı, insanları rahatlatan. Şöyle bir algı oluştu. Artık bunlar ne yaparsa doğrudur. Bir teslimiyetçi bir yaklaşım var. Ama bunun böyle olmadığını son 8 yıldır, 10 yıldır acı tecrübeleriyle bu şehir yaşayarak öğrendik. Bunu zamanında seslendirmek en önemli olan şey. Yani kafalarında daha önceden böyle bir plan olmuş olabilir. Bu dolgu yapılırken belki böyle bir planları da vardı ama vatandaş olarak bizim haberimiz var mı? Yok. Sonradan gündem oluşturuldu. Arkadaş buraya bunu yapacağız dedi. Bunu doğru dürüst ortaya koyarsak bunu değiştiririz diye düşünüyorum. Yani o oranın işte kendi aurasına uygun günlük insanların kullanacağı spor amaçlı, piknik amaçlı alanlar olarak kullanılıp kalması bir orada bir kitlenin farklı bir fonksiyonla bozulmaması gerektiğini anlatmamız gerekir. Esnafın kaldırımları, işgali konusu gerçekten çok ciddi bir konu. Bunların bir takım ihtiyaçları olabiliyor. Kaldırımların genişliğine göre bir takım sınırlamalarla bunu çözmek gerekir. Yani tamam kardeşim sen yap demekle bu işler olmuyor. Yani bu insanlarımızın da yani hizmetini daha kolay yapabilmesi için ben belediye olarak elimden geleni yapayım. Ama vatandaşın kullanım alanına tecavüzüne de tabii ki engel koyacağız. Çöp ayrıştırma dediniz. Çok önemli bir konu. Dünyada geri dönüşüm diye bir şey var. Yani birçok geçen akşam Atakan hocamızla bir toplantıdaydık Akyazı'da. O da o konuya değindi. Bir takım verileri de vardı. Yani dönüşümden %40 çok gelişmiş ülkelerde yani kullandığın ürünün geri dönüşümü yine kullanıma harcanıyor. Yani %40 gibi bir tasarruf. Orta gelişmiş ülkelerde Avrupa'da falan, Amerika'da sanıyorum çok yüksek. Amerika'da %20'ye yakın, Avrupa'da özür dilerim, %20'ye kadar atıkların geri dönüşümü, yani günlük kullanıma, yaşama kazandırılması sağlanmış. Türkiye'de bu %1 bile değil. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Yani siz %20'yi yakaladığınız zaman bu o kadar büyük bir tasarruf ki. Bunun için gerçekten ciddi anlamda belediyelere görev düşüyor. Atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalarımız olacak. Biz de kendi payımıza düşeni yapacağız. Teşekkür ederim. Umarım unuttuğum bir konu kalmaz. Sokak hayvanları aslında. Tabii hayvanlar, sokak hayvanları bizim yani hayatımızın parçaları bunlar. Gerçekten yani sokakta bir köpek kışın özellikle o soğukta veya işte yaz sonrası yazlıklarda çok oluyor terk edilmiş hayvanlar. Yani insan bunu görünce ben ne bileyim ben küçük bir köpek yavrusu görünce ben kendi canlı varlığım olarak ben böyle küçük bebekleri, çocukları görüyorum. Ya bunlar daha bebek, bunlara sahip çıkmak. Yani Allah onlara bir can vermiş orada. Senin hayatına bir çeşitlilik katıyor. Onun da hayatını yaşaması, sürdürmesi gerekir. Gerçekten hayvanlara karşı duyarlılığımızın olması lazım. Değil. Efendim? Sorum o değil. Sorumda soru yukarıda. Cevabınızda şu var yani. Sizde bir hayvana karşısınız diye bir şey aldım. Hayır yok öyle değil. Ben onu demek istemedim. Orada bir hayvan barınağı yapılmışken sokaktaki Orta İşler Belediyesi'nin
hayvanların için köpek barınakları yapmasına ben karşıyım dedim. Ne bu yani? Ha ben o zaman ters oldum. Yani özür dilerim. Niye yapıyorsun, oradaki niye yapıyorsun? Onu demek istiyorum. Anladım. Bir dengeleme olsun. Demek. Anladım. Evet. Peki teşekkür ederim. Başka? Evet. Öncelikle seçim çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Tuğbe Beşiktaş. Şelale projeniz, tebrik ediyorum, müthiş bir proje. Özellikle kim başkan olursa olsun bana göre derhal yapılması gereken bir proje. Her açıdan baktığınız zaman turizm potansiyelini arttıracak, affedersiniz şehri turizm manyağı yapabilecek bir proje. Ama artık kime kısmet olur bilmiyorum. Dilerim orası beton yerine dönmez. Plaj ve sahillerden bahsettiniz. Dönme dolap zaten Avrupa'nın her kent meydanında olan bir süs, harika bir oyunu. Rail sistem dediğiniz gibi Trabzon'un bir numarası ihtiyacı. Ve Maraş Caddesi'ndeki 5 tane, 6 tane dolmuş durağı Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir kendinde olmayan bir köydü. Ve otogara unuttunuz sanıyorum. Vardı. Düşüncelerimiz de var evet. Otogarı. Evet. Anlat. Tanıyorum unuttunuz. Evet. Milattan önce Asurlar döneminden kalma bir otogarımız vardı. Şimdi bunlara baktığınız kent girişleri, çıkışları. Evet. İmaj. Bu arada Haber 61 Net adına konuşuyorum. Haber 61 Net yazarıyım. Evet. Bak her zaman da şehir adına konuşuyoruz. Yani. 50 yarımasını geçti bu şehirde yaşıyor. Baktığınız zaman benim size soracağım soru şu oluyor, bu yuvarlakta. Yarın 1 Nisan sabah başkan oluyorsunuz. Hangi projeye, yani ilk yapacağınız iş ne olacak? Teşekkür ederim. Evet. Şunu da hatırlatarak gitmek istiyorum. Bu şelale projesi benim 2-3 yıl önce bizim Fahri Gümüştekin bir arkadaşımız var. Onun projesi. Bu fikir ondan çıkmış. Bilmiyorum kendi öz şeyimi. Ama onun fikri olduğunu biliyorum. Bize daha önceden bunu göstermişti. Benim çok hoşuma gitmiş. Bu seçim dönemi gelişen araştırmalar yapıyoruz ya. Aklıma geldi ve kendisini aradım. Dedim Fahri bu projeyi sen ne yaptın? Dedi duruyor. Dedim o zaman biz bu projenin peşinde olacağız. Dedim. Yani bu projenin de fikir sahibi bizim Fahri Gümüştekin arkadaşımızdır. Onu hatırlatmak istedim. İlk yapacağımız işler, günlük sorunlar, bu şehrin böyle acil çözülmesi gereken günlük sorunları var. Trafiği çözmek böyle birkaç ay, böyle pratik çözümler birkaç ay içerisinde üretebiliriz. Ama günlük sorunlar, yani bazı mahallelerde, bazı sokaklarda aydınlatma yok. Ya bu bir kere yani kabul edilebilir bir şey değil. Bunları hemen yani bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim uzun sokak kunduracılar, ya yıllardır koku sorunu çözülüyor. Ya arkadaş bunu, yani söyledim onlara, isterseniz beklemeyin. Ya biz hemen şöyle bir iki tane siz belediyeyi de bırakın, şunu hemen çizeyim size, ben bir kesit hemen bunu yapalım, kurtulun bu işten. İşte kaldırım taşları biliyorsunuz, özellikle kent merkezinde bunu söylemedim. Yani kunduracılarda şey yaparken, şimdi ziyaretler, bir ambulans geldi birdenbire. Ne oluyor falan derken birisi düştü. Oradaki kırık taşa basan bir bayan düşüp kafasını yardı orada. Yani kent merkezinde tabii insanlar o kaldırım taşına güveniyor yani. Öyle kırık olduğunu nereden bilsin? Böyle garip şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani günlük diyebileceğimiz, günlük hayatımızı zorlaştıran ne varsa. İşte ne bileyim şu sokağın trafiğe açılması, trapaklar konusunda ciddi bir baskı uygulayacağız. Zaten Büyükşehir'de bizim arkadaşımız kazanırsa zaten ortak düşüncelerimiz bunlar. Hemen yapabileceğimiz işler. Ama farklı bir durumda bile bu işin peşinde olacağız. Kardeşim bunu kaldır bakalım. Zaten bunu herkes istiyor. Biz bunları konuştuktan sonra arkadaşlarımız da aynı sözleri dinlendiriyorlar. İyi de kardeşim elini tutan mı var? Yarın yok orayı trafiğe aç. Ne var bunda yani? Değil mi? Ya sen yöneticiysen hala 20 gün daha vaktin var. Sen şimdi Gazipaşa'ya yarın trafiğe açamıyor musun? Ne var orada? Sıkıntı mı var orada yani? Bir tane leva koyacaksın, yönlendirme aşağıdan atacaksın, bitti. Kimsenin eli şey değil. Yani bu tür şeyler bile biraz siyasi malzeme olarak kullanılır. Kardeşim yöneticisin, hemen yap. Ama ne bekleniyor işte biz kazanırsak yaparız falan filan. Ya bunları geçelim. Yani günlük böyle sayabileceğimiz
Çok konu var ama inanın iyi bir kadromuz var demiştim. Böyle sorunları tek tek önümüze zaten yazılı topluyoruz. Ulaşımda pratik çözümler var biraz önce bahsettiğim gibi. Bunu hemen hayata geçirmemiz lazım. Bunun gibi. Yani günlük ihtiyaçları karşılayacak. Mesela Beşiktaş'taki o kokuyla ilgili ciddi anlamda hemen girişimde bulunmamız lazım. O yani hangi kurumsa bunu talep etmek, bunu kamuoyunuz. Hangi kurumsa zorlamak gerekiyor. Yani bu şehir bu yaz yani koku mu çeksin? Bunlar günlük problemler. Buyurun hocam. Başkanım teşekkür ederim. Bir kere genel yönetim öncesi belediye başkan adaylarımızın gözden kaçırdığı bir noktayı dile getirdiniz. Onun için teşekkür ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi bu şehrin göz bebeği. Evet. Bölgemizin onuru. Fakat ne yazık ki son dönem çok ciddi bir azalma oldu. Yaklaşık 10 bin öğrencimizde bir azalma oldu. Evet. Bir üniversiteye rağmen, özel bir üniversiteye rağmen yerel yönetimlerin çok daha ağırlık vermesi gerektiğini görüyorum. Üniversitemizi kaybetmememiz lazım, kazanmamız gerekir. Şehrin markası, vizyonu. Bu yüzden üniversiteler üzerinde, özellikle öğrencilerimizin toplu taşıma noktasında, konut ihtiyaçları noktasında ne yazık ki belediye başkanlarımızın çok ciddi projeleri yok. Bu eksikliği dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuda yapılmış anket çalışmalar da var. Üniversite öğrencilerimizin sorunları, sıkıntıları bir türlü bu yerel seçimlerde gündeme taşınmıyor. İkincisi de şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış çok önemli isimler var. Milletvekili yapmış, evet. İl başkanlığı yapmış, iş dünyasından var, esnaf camiasından var, spor camiasından var. Fakat yanımızda bu isimler yok. Ama hep trafikteyiz. Sahada yoklar. Yani sahada yoklar. Maddi manevi yoklar. Öyle görüyoruz. Bu sizin... Manevi var mı? maddi de ellerinden geleni yapıyorlar merak ediyorum. Tabii bir siyasi cevap oldu. Tabii, evet. Yok yani değil öyle. Bu eksikliği yaşıyor musunuz? Başkanım onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi... Ya son zamanlarda bu siyaset işi şöyle tanımlanmaya başladı. Biz de alıyoruz o çok bu yönlere işte. Diyorlar ki ya sokağa gidince böyle çok kalabalık olur falan. Çok kalabalık olunca maç kazanılmıyor biliyorsunuz. Yani çok kalabalıksında da gidiyoruz ama orada 11-11 maç var. İşte bir taraf yine alıyor şu puanı gidiyor. Yani evet bu belki bir güç gösterisi olabilir ama inanın bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin olsun, işte partnerimiz İYİ Parti olsun, ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Ama parti olarak bütün geçmiş yönetimlerde yer alan insanlar böyle her gün neredeyse haberleşiyoruz, destekliyorlar. Bazen trafikleri uymuyor. Bir de yani ciddi anlamda ciddi bir performans sarf ediyoruz. Yani dayanamıyorlar bir de onu da söyleyeyim yani. Yani sabah 10'dan gece 11'e kadar koşturuyoruz. Yani gerçekten ciddi bir mücadele oluyor. Zaman zaman aramıza da katılıyorlar. Bakın mesela Volkan Bey dün de görüştü. Bugün aslında gelecekti ama o da bir spor şeyine bir kahvaltı sözü vermiş. Onlarla beraberler. Yani siyaset yapılan bu şeyde geçmişte bu partide sözü geçen, işte varlığını hissettiren birçok insanlarımızla yani beraberiz. Burada bir sıkıntı yok. Bir şey söyleyecektim aslında. Bir sorunuz daha vardı. Üniversite konusu çok ciddi bir soru. Bakın üniversite şöyle bir tehlike de var. Şimdi üniversite sayısı, öğrenci sayısı azalıyor. Başka bir şey var. Konaklara gitti. Konaklarda hani oralarda dediler, üniversiteliler çok şey yapıyor. Yeni işte mekanlar, yaşam alanları falan filan. Ya arkadaş, üniversiteli kendi gettosunu oluşturmuş. Yani üniversiteli artık Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin dışarıdan gelen öğrencileri konaklarda yaşıyor. Şehirle ilişkisini pat diye kesmiş. Böyle bir gerçek gördüm ben orada. Şimdi burada ciddi anlamda tabii ki yerel yönetimlerin veya şehirdeki
sivil toplum örgütlerinde diyebiliriz. Bu esnaf ve sanatçılar da dahil. Gerçek anlamda görevlerini yapmadıklarını düşünüyorum. Yani bu şehrin gerçek kültürü, yaşanmış sokakları hikayesi burada yani. Tarihi şehir burada. Yani konaklar dediğimiz yeni yapılanmış bir mahalle yani. Şimdi burada ciddi anlamda eksiklik var. Bu çocukları kazanmalıyız, onları sevdiğimizi hissettirmeliyiz, onlara destek olmalıyız. Bu böyle olabilir, başka olmaz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ali Öztürk, Güne Bakış Gazetesi adına sormak istiyorum. Sayın Akyüz, projeleriniz gerçekten ufuk açıcı. Keyifle izledik. Ancak bazı sorular var kafamızda. Ben iki soru sormak istiyorum. Birincisi, Akyazı Yaşam Alanı projeleri, mega proje olarak sundunuz. Burada bir hastanenin yapımı söz konusu ve Rakip Parti'de Büyükşehir'de bu hastanenin yapımı noktasını destekliyor. Yine aynı şekilde Gazipaşa'nın çift şerit trafiğe açılmasını savunuyorsunuz. Rakip Parti'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Gazipaşa'nın tamamen yayadan arındırılmasını savunuyor. Yani yayayı tamamen kaldırıyor Gazipaşa'dan. Traparklar yine aynı şekilde ulaşım tamamen Büyükşehir uhdesinde. Üç geçitler, Gazipaşa, traparklar, deniz kıyıları tamamen Büyükşehir'in uhdesinde. Dolayısıyla Akyazı, sahile gelip piknik alanları, hafif aracı sistemde evet uzlaşıyorsunuz. Ve siz izah ederken konuların, yani sizin savunduğunuz fikirlerin en azından yapılamazsa bile her gün kamuoyunda bangır bangır bağırılması içinde gündeme getirilmesini savundunuz. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Yani Büyükşehir'le çelişen ya da çatışan projelerinizde kamuoyu baskısı mı oluşturacaksınız? Kamuoyu baskısı oluşturmak bir ayrışma, bir çatışmayı getirmez mi iki belediye arasında? Evet. Sorumun biri bu. İkincisi üniversite konusu. Üniversite konusunda elinizde gezip görmek dışında bir takım sosyal verileriniz var mı? Zira Karadeniz Teknik Üniversitesi bildiğiniz gibi ikinci öğretimi kapattı. Yani ikinci öğretim artık yok. Dolayısıyla gece öğrencisi, akşam öğrencisi yok. Sayı doğal olarak düşüyor. Onun dışında üniversiteye öğrencinin geliş oranı Türkiye'deki üniversitelerin üzerinde. Ama bu üniversitenin kalitesinden ya da Trabzon'un marka şehir oluşundan, o ayrı bir araştırma konusu. Ama Trabzon Katü'ye müracaat ya da Katü'yü tercih Türkiye ortalamasının üzerinde. Ancak kapatılan bölümler var ve ikinci öğretimde kapatıldığı için öğrenci sayısı doğal olarak düşüyor. Bu da eğitimin kaliteli hale getirilmesi adına yapılıyor. Bu konuda bir araştırmanız var mı ya da araştırmaya muhtaç olarak görüyor musunuz? İkinci sorum da bu. Teşekkür ediyorum. Şimdi evet, şimdi tabii eğitim konusu zaten yalnızca Trabzon'un meselesi değil. Yani eğitim konusundaki kalite aslında Türkiye'nin temel sorunu. Çünkü birçok, çünkü o gerçekten farklı bir tartışma konusu. Yani çünkü Türkiye'de bakıyorsunuz sokakta bir sürü uluslararası ilişkiler bölümü mezunu Trabzon'da bile 10 öğrenciden biri bu. Diyorsun kardeşim niye bu bölümde okudun, ne yapayım, orayı kazandım, orayı okudum. Ama böyle bir şansı var mı? Yok. Böyle ya, bu hep bildiğimiz gerçekten. Yani bu konuda eğitim sistemini gerçekten yeniden elden geçirmek, bu devlet politikası olması lazım. Üniversitede, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kapatılan bölümlerde benim de arkadaşlarım var. Öyle bölümler var ki artık tercih edilmiyor. Yani öğrencisi yok. Öğretim kadrosu var, öğrencisi yok. Bu tür bölümler var. Yani bu ciddi bir araştırma konusu aslında. Ama şehri terk etmeleri konusunda şöyle bir karşılaştırma yapabiliyorum. Bizim şehrimizde çok hızlı bir öğrenci kaçışı varken işte Eskişehir'de bakıyorsun, yani bu o oranlarda değil. Veya eşit oranlarda gidiyor. Yani burada bizim de eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum ben ciddi anlamda. Yoksa eğitim sorununun kesinlikle tepeden tırnağa gözden geçirilmesi lazım. Ben üniversiteyi boş veriyorum. Ben aslında bu meslek okullarının, lise düzeyindeki meslek okullarının yaygınlaştırılması, aslında üretimi, ara eleman yetiştirilmesi, bu eğitim sisteminde aslında ön plana çıkarılması gereken bir şekil. Yani çok iyi meslek okullarımız olsa
İnanın o insanlar, ben kaynakçı bulamıyorum mesela. Bir tane kaynakçı 7-8 bin lira para kazanabilir ama kaynakçı bulamıyorsun. Şimdi o çocukların, gençlerin de bu işlerden çok çok farkında da değiller. Yani çünkü o tür yönlendirilmiyorlar. Herkes üniversite, üniversite hayali çünkü adı güzel. O tarafa doğru gidiyor. Yani bu konuda ciddi anlamda bir şeye ihtiyaç var. Bir planlamaya ihtiyaç var. Şimdi büyükşehir konusuna gelince vallahi ben bu Gazipaşa ile ilgili onların da işte bu yolu hemen açacağız söylemini duymuştum. Ahmet Metin Genç'in basından veya oradaki arkadaşlardan ziyaret etti ama kendimi okumadım, ağzından da duymadım. Ama orayı kapıya kapatma düşüncesi tartışılabilir bir konudur. Ama benim o insanlarla, o esnafla yaptığım görüşmede onlar trafiğe açılmasını istiyorlar. Çünkü geçmiş tecrübeleri var. O cadde çok hareketli bir caddeydi. Ben de kapatılmaktan ziyade bence trafiğe açılması o düşüncesi ağır basıyor oradaki taleplere göre. Ama bu yeniden değerlendirilebilir bir konudur. Nasıl değerlendirilir? Oradaki yaşayan insanlarla o ticaret yapan veya o sokağı kullanan insanların ihtiyaçlarına veya geleceğe eğer olumlu yanı varsa onu tercih edebilirsin. Burada bir sorun yok. Bu yaptığımız, düşündüğümüz projelerde işte büyükşehir etkisinde olan söyledik. Doğru. Ama büyükşehir dediğimiz yani farklı bir ülkenin büyükşehri değil yani sonuçta. Ben bu talepleri yalnızca bana oy verenler üzerinden değerlendirmeyeceğim. Bu talepler bu şehrin ortak talepleri olarak gündeme gelecek. Yani yanıma AK Partili arkadaşımı da alacağım ben. Yani çünkü aklım yolu bir. Bu sokaklar, bu şehir, bu gelecek, bu çocuklar hepimizin yani bunun partilisi yok ki. Eğer bu gerçek bir ihtiyaçsa, yapılması gereken öncelikli bir planlamaysa zaten bunun siyasi görüşü olmaz. Herkese faydalı bir şey. Yani kamuoyunu ben tek taraflı oluşturmayacağım ki. Ben ortayısam yaşayanları olarak kamuoyu hep birlikte oluşturacağız. Belki buna da gerek kalmayacak. Çünkü biz böyle kamuoyu üzerinden değil, direkt birebir diyaloglar üzerinden zaten bu ilişkileri sürdürmeyi düşünüyoruz. Yani hemen bir kavga ortamı yok, şöyledir, böyledir, işte sen kötü düşünüyorsun, ben daha iyi düşünüyorsun. Yok, ortak akıl denen bir şey var. Yani herkesin kabul ettiği bir projenin herhalde sanıyorum kimse de çok fazla karşısında duramaz diye düşünüyorum. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Ben bunu birçok söylemimde dillendirdim. Bu tramvay konusu biliyorsunuz aslında Cumhurbaşkanı gelip o sözü verene kadar belediye başkan adaylarımızın ağzından tek kelime çıkmadı bu konuda. Önceki adaylar hep ellerindeydi bu proje. Herhalde biz bunu çok dillendirdik. Gerçek bir ihtiyaç olduğu hissedildiği için Cumhurbaşkanı'na da söylemişlerdi bunu. O sözü verdi. Bu ya ihtiyaç şarttır. O arkadaşlarımız onu cesaret edip dillendiremiyordu bile. Ama ben kamuoyunda 1,5 aydır şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı gelmeden önce bile şunu söylüyordum. Arkadaş, bu ihtiyaç gerçek anlamda anlatılmamıştır. Ben arkama 350 bin Trabzon insanım ya, bu şehirde yaşıyorum. İnsanın desteğini aldığım zaman ben bakana bile gitmem diyorum. Giderim Cumhurbaşkanı'na, karar verici orada değil mi? Çünkü sistem öyle kurulmuş, doğrudur yanlıştır, onu tartışmıyorum ben. Ben gider ondan isterim kardeşim. Şimdi koskoca Trabzon 350 bin kişilik bir Trabzon kentini yani yok mu sayacak? Bunu yapmaz ya. Onuru da onun olsun. Çok önemli değil. Şehrime yeter ki bir hizmet gelsin. Burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Eğer başka sorumuz yoksa çok teşekkür ediyorum. Valla hava çok güzel.